have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! You don't like that? You don't like NBA basketball? Merhabalar, Kempo'da hoş geldiniz. Bugün Cem Yolban'la birlikteyiz. Nasılsın Cem? İyidir abi, senden ne haber? İyi ben de. Artık NBA sezonunu iyice bitirdik. Hem Lakers'ın şampiyonluğunu konuştuk, Miami'yi konuştuk. Sonra bir son programda sezon değerlendirmesi de yaptık. Hem bubble hem normal sezon. Şimdi de bir off-season tempomuza geçiyoruz. Farklı programları çekeceğiz, farklı konulardan konuşacağız. Tabii şeyleri de konuşacağız. Takımların free agent piyasasında, serbest oyuncu piyasasında neler yapmalılar, neler yapılabilirler, cap roomları, kontrat paraları nasıl olacak, onların hepsini konuşacağız. Ama araya da biraz daha böyle hem eğlenceli hem tartışma programı formatına şeyler sokmak istiyoruz. Onun da ilk örneğini bu sefer yapacağız. Bugün NBA'in 2020-2021 sezonundaki en iyi 25 oyuncusunu konuşacağız Cem'le. İkimiz de liste yaptık. O listelerden teker tekere yakın geçeceğiz. Bazı oyuncuların karşılaşmasını yapacağız. Oyunculara daha detayına ineceğiz. Programa tam geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Bizi Twitter'dan takip etmiyorsanız @pickandpod'dan takip edebilirsiniz. YouTube'dan da kanalımıza üye olursanız çok seviniriz. Bugün dediğim gibi en iyi 25 oyuncu konuşacağız. Sonrasında en iyi genç oyuncuları, en iyi genç nüveleri ve farklı konuları da konuşacağımız program olacak. Ve Michael Jordan, LeBron programını da çekeceğiz yakında. Hani GOAT tartışmasını, onun da başka bir tartışma programında olacak. Tamam, o zaman bugünkü programa geçebiliriz. Şimdi bence biraz şeyi açıklamak önemli Cem. Önce ben bir açıklamaya çalışayım, sen de eklemelerini yaparsın. Yani neye göre en iyi 25 oyuncu diyoruz? Kriterlerimiz neler? Burada çünkü farklı insanların farklı kriterleri olabilir. Mesela playoff serisinde alınabilecek en iyi oyuncu farklı bir kriter. Bir maç olsa alacağınız en iyi oyuncu, en iyi skorer, en iyi savunmacı, işte normal sezon en iyi oyuncusu. Bunların hepsi farklı farklı kriterler. En yetenekli, ne bileyim en çok değer katan. Biz de o yüzden şöyle bir kriter düşündük. Şampiyonluğa en çok katkı yapan 25 oyuncu, önümüzdeki sezon olabilecek 25 oyuncu. Bu tabii bunu şey gibi düşünebiliriz, şampiyonluk payı gibi düşünebiliriz ve bunu yaparken aslında ilk başta şey de önemli. Yani bu oyuncuların bazıları daha kötü takımlarda oynayacağı için önümüzdeki sezon aslında sadece oynadıkları takımları değerlendirmemek lazım. Yani bir mesela bir takım playoff'a girmemesi sadece oyuncunun suçu değil, sonuçta bu bir takım oyunu. Bizim düşündüğümüz konu bu oyuncular kendi yeteneklerini ve takımlarında oynadıkları oyun tabii ki çok önemli. Ama mesela rastgele farklı takımlarda olsalardı veya etraflarında farklı oyuncular olsalardı nasıl oynarlardı onu da düşünüyoruz. Yani sadece playoff'a giremeyecek bir takımda oynayan bir oyuncu tabii ki şampiyonluğa katkı playoff'a giremeyeceği için çok yapamaz. Ama o oyuncu başka bir durumda nasıl oynardı onu da bir yandan düşünüyoruz. Ama oyuncuların gerçekte yaptıkları da önemli. Ölçtüğümüz hani daha kriteri de bakacak olursak hem normal sezon hem playoff katkısı önemli. Çünkü normal sezonda maç kazanmak sonuçta playoff için de bir avantaj. Yani hedef şampiyon olmak, şampiyon olmak için playoff'a yüksek sıradan gelmek size hem ev sahibi avantajı hem kolay takımlarla oynamak gibi büyük öne çıkaran, küçük farklar yaratan etkenler olabiliyor. O yüzden normal sezona değer veriyoruz ama playoff'lara daha çok değer veriyoruz. Onu yaparken de dediğim gibi oyuncuların yeteneklerini karşılarında oynadıkları seviye yükseldiği zaman nasıl kullanabiliyorlar, nasıl başka oyuncularla birlikte oynayabiliyorlar, nasıl galibiyete katkı yapabiliyorlar, onu da onların hepsini de düşünüyoruz. Tabii ki baktığımız sahada yaptığı şeylerde oyunun hücumdaki performansı, işte bu skor üretmek olsun, playmaking yani takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamak olsun ve başka iyi oyuncularla nasıl birlikte oynuyor. Mesela şeyi düşünebiliriz, yani burada bir oyuncunun şut özelliği, pas özelliği, topsuz hareket özelliği sadece kendi pozisyonunu yaratmanın üstüne, tabii ki kendi pozisyonunu yaratmak da önemli ama bunun üstüne bu diğer özellikler de çok önemli. Savunmada da zayıf bir taraf yaratıyor mu ileri seviyelerde, farklı pozisyonu tutabiliyor mu? Bunların hepsini zaten oyunculardan konuşurken bahsederiz ama genelde düşündüğümüz şeyler. Benim aklımda kalanlar genelde Cem bu. Ha bir de sakat oyuncular olacaktı mesela Kevin Durant, Stephen Curry gibi, Klay gibi bu sezonu kaçıran. Onların da gelecek sezon nasıl döneceğini düşünerek, yani orada bir varsayım yapmak lazım, onu yapıyoruz. Bir de son olarak da genç oyuncuların şimdi buradaki gelişimi de önemli. Önümüzdeki sezon ne olacak dediğimiz için bu sezonun en iyi listesinden farklı. Yani bu 2019-20 sezonun en iyi 25 oyuncusu değil, önümüzdeki sezon en iyi 25 oyuncu hangisi olacak? O yüzden genç oyuncuların gelişimini, yaşlı oyuncuların düşüşlerini de katmaya çalışıyoruz tahminlerimize. Tabii ki bu bir yerden sonra subjektif bir tarafı da oluyor. Yani ben bu oyuncunun daha çok geçen düşünüyorum demek tabii ki subjektif bir şey.
Cem, benim de aklımda onlar bunlar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Genel hatlarıyla çok iyi özetledin zaten. Benim de listeyi hazırlarken üzerinde durduğum konu hem normal sezonda hem playoff'ta performanslarının düşmeden oynayabilen oyuncuların listeye koymak oldu. Mesela bence bu konuda en önemli şey oyuncunun mümkün olduğunca az eksiğinin olması. Yani biz genelde oyuncuların artılarından bahsediyoruz. Ama bunun da çok örneğini gördük. Playoff'ta seriler ilerledikçe sizin eksi tarafınızın olmaması belki artılarınızdan daha da önemli hale geliyor. Karşı tarafın sizin durumunuzu avantaja çeviremeyecek zayıf karnınız yoksa bu sizi listede daha üst taraflara götürüyor. Mesela daha tek yönlü oyuncular etrafında takım kurması ve şampiyonluk takımı kurması daha zor olduğu için mesela çok iyi artı yönleri olsa bile listede daha aşağılarda kalabiliyorlar. Ha. Mesela bazı oyuncuları da konuşurken göreceğiz. Bazıları daha normal sezon oyuncuları, bazıları daha playoff oyuncuları. Özellikle oyunu iki taraflı oynayamayan oyuncuların biraz daha aşağıda kaldığını görüyoruz. Ha. Benim açımdan enteresan bir konu bu sezon listeye çok fazla genç ve heyecanlı, heyecan verici isimlerin girmiş olması. Biz bu aynı egzersizi sene başında da yapmıştık. Ocak ayıydı sanırım 2020'de. Onu da geriye... Yani 10 sene önce gibi geliyor ama aslında 10 ay önceydi. onu da bulabilir isteyenler. Bazı değişiklikler olduğunu görecektir izleyiciler. İkimizin de listesinde farklı ama toplam 5'er tane değişiklik olmuş gördüğümüz kadarıyla. Zaten gittikçe de karşılaştıracağız. Kimler çıkmış, kimler girmiş veya bir sonraki, önümüzdeki sene bu listeyi yaparsak kimin girip kimin çıkmasını bekliyoruz. Ben de genel hatlarıyla böyle düşündüm. Yani eksileri olmayan ve oyunu çift yönlü oynayabilen oyuncular daha değerli gözüküyor tabii. Bir de şöyle de ekleme yapayım ben bu çift yön konusunda. Ben kafamda şöyle bir ayrım yapıyorum. Bunu bilmiyorum, sen benim kadar yapıyor musun? Bir oyuncu şampiyonluk takımında en iyi oyuncu makul bir şekilde olabilirse, bazı mesela Stephen Curry örneği burada, savunmada eksikleri olabilir ama hücumda o kadar iyi ki o zaman biraz çift yönlü aslında eksik olmasının üstünden geçebiliyoruz. Çünkü mesela Jokic de bence buna fena bir örnek değil. Yani Jokic biraz uzun olduğu için biraz daha sıkıntılı ama şampiyonluğun lokomotif oyuncusu yine makul bir takımda olabilecekse, hani ortalamanın biraz üstü yan parçalarla, o zaman mesela savunma defekleri biraz üstün, ben göz ardı edebiliyorum çünkü hedef şampiyon olmak ve böyle bir oyuncu gerekiyor. Ama şampiyonluğu en iyi oyuncusu olamayacak bir oyuncuysa, yani NBA'deki en iyi yani 9-10 oyuncu diyelim, 10-11 oyuncu diyelim, 7-8 oyuncu diyelim, onlardan biri değilse, o zaman bence bu çift yön daha da çok öne çıkıyor. Çünkü zaten takımınızda en iyi oyuncu olmayacaksınız büyük ihtimalle şampiyonluk takımında. O yüzden eksikleriniz iyice olmaması lazım. Benim kafamda öyle bir her oyuncuyu her kıstası aynı tutmuyorum bir de, yani çünkü bence o da önemli. Kesinlikle önemli. Bahsettiğin konu çok kritik. Mesela listedeki bazı isimler playoff takımında birinci opsiyon, yani çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen birinci opsiyon olamayacak isimler var. Ha. Mesela daha iyi, mesela çok iyi elit bir ikinci opsiyon olabilecek isimler var. Yani onu da listelemek aslında biraz zor hale gelebiliyor. İkinci opsiyon olarak daha iyi olan bir isim bazı birinci opsiyon olarak daha iyi olan isimlerin önünde yer alabiliyor. Çünkü bu takımı nasıl kurduğunuz ve dizayn ettiğinizle alakalı bir durum. Onu da değerlendirmek önemli. Zaten isimlerin üzerinden geçerken bahsedeceğiz ondan da. Tamam, o zaman daha fazla uzatmadan bir listeye bakalım. Konuşmaya başlayalım. Evet, listeler gördüğümüz gibi. Yani açıkçası zaten çok büyük farklar yok listelerimizde. Belki bu da biraz benzer şekilde basketbola veya kazanmaya baktığımızdan dolayı da olabilir. Ama farklar da var, yani önemli farklar da var. Bir de son şeyden bahsedelim hani oyunculara geçmeden önce. Farklı renkler göreceksiniz burada oyuncuları kategorize ettiğimiz. Bu da oyuncuları koyduğumuz yani tier'lar denebilir İngilizce'de, farklı kümeler veya seviyeler veya basamaklar. Yani buradaki önemli kısım da aynı basamaktaki oyuncuların, mesela ben kendimden bahsedeyim, 1-2-3'e LeBron, Kawhi, Anthony Davis'i koydum ben. Kırmızı arka planda görebilirsiniz onların arkasında. Aynı basamaktaki oyuncuların birbirinden farkı bence çok az bir seviyeye iniyor ve orada da mesela biri bana karşı çıksa, işte 3'e koyduğunu 2'ye koyulabilir veya mesela 4'ten 9'a da ben aynı basamağa koydum. İşte 8. oyuncu 6. da olabilir. O argümanların yani
oradaki farklar az olduğu için o değişiklikler olabilir. Yani onlara, o yüzden hani izleyicilerimize sıralama baktığı zaman aynı basamaktaki oyuncuların birebir sırasına çok takılmamak bence önemli. Ama tabii ki basamak içinde de o küçük farklara bir sıra yapmaya çalışıyoruz. Ama bence daha büyük farklar hem sende de hem bende de basamaklar arası oyuncular arasında. Bence bu daha sağlıklı bir şey. Çünkü şeyden bahsedelim yani, sonuçta burada liste, yani listelerin sonu olmaz yani, her şeyin listesi yapılır. Biz de burada yapmamızın amacı da hani NBA'deki en iyi oyuncular ne, onun hakkında düşünmek. Düşünme metodumuzdan biraz bahsetmek ve yani bunun mantığını da koymak ve bunu sağlıklı ve yani güzel olabildiğince objektife yakın güzel bir şekilde yapmak. Tamam, o zaman artık gerçekten listeye geçelim, basamaklardan da bahsettik. Şimdi ilk basamağımızda senin 1 LeBron, 2 Kawhi. Benim 1 LeBron, 2 Kawhi, 3 Anthony Davis. Şey yapalım, birebir oyuncu karşılaştırmalarımız da var. Şeyden sonra bahsedelim, Anthony Davis'ten sonra bahsedelim. Çünkü ben 3'e koydum. Sen hani farklı bir basamağı ve 6'ya koydun. Orada bir farkımız olduğu belli. Önce bir LeBron ve Kawhi'dan başlayalım. LeBron ve Kawhi'dan sana soracağım fikrini, nasıl sıraladığını, onları nasıl ayırdığını. Ondan önce bir konuşurken arka planda olacak oyuncu karşılaştırmalarımızdan de bir bahsedeyim. Bir ilk şeyi göreceksiniz. Hani oyuncuların oyununu skorerlik, playmaking, savunma olarak sağ içi oyunlarını bir üçe böldük. Hani bir maçta yapılacakları katkıları. Oraya da kategori olarak elit, yıldız, vasat, eksik veya kötü diye 5 tane hani bir seviye gibi düşünebilirsiniz. Onları bir koyduk. Düşünene yani o skorerlik, playmaking ve savunmada olan seviyelerini. Bir de playoff etki ve eksiklikler, hani bu zaten şimdi bahsettiğimiz konu, hani playofflarda katkı verebilmenin farkları. Onun da sonuçta şu ana kadar oyuncular nasıl katkı verdi playofflarda? Etkileri nasıl oldu? Eksikleri ne derecede var? Onların bir değerlendirmesini yaptığımız bir seviye koyduk. Yine aynı şekilde elit, yıldız, vasat, eksik ve kötü diye. Burada şey de önemli playoff tarafında, özellikle benim için. Başka iyi oyuncular nasıl oynuyor? Yani oyunu nasıl ölçekleniyor? Burada dış şut önemli, pas önemli, topsuz hareket önemli. Onları da düşünerek. Bir de istatistikle koyduk. Bu istatistikler 2020 normal sezonundan ve playofflardan oyuncuların. En solda sayı göreceksiniz. Bu sayı oyuncunun 75 pozisyon başına attığı sayı. Burada pozisyon kullanıyoruz maç başı yerine. Çünkü oyuncular farklı tempolarda oynayabiliyor. O yüzden ne kadar siz daha hızlı tempoda oynarsanız daha çok sayı atmak kolay oluyor. Onun bir böyle bir ekonomideki enflasyon ayarı gibi düşünebilirsiniz bunu. 75 pozisyonda bir yıldız, süperstar NBA oyuncunun hani 35-40 dakika oynarken maçta ortalama oynadığı pozisyon sayısına benzer bir sayı. O yüzden 75'i alıyoruz. Top kullanma oranı oyuncunun kaç pozisyonun oyuncuyla bittiği biraz. Ya sayı ya şu top kaybı olsun. O top kullanma oyuncunun hücum yükünü gösteren bir şey. Gerçek şut yüzdesi de hem ikilik hem üçlük hem faul atışlarını bir metreye toplayan oyuncunun verimini gösteren bir şey. Burada lig ortalaması 56 civarıdır. 57, 56, 57 bu sene. O yüzden onun üstü iyi. Ne kadar üstüne çıkarsanız o kadar iyi. Yani 1-2 puan üstü olmak zaten gerekli bir şey süperstar için minimumda. Ama bir 7-8 puan üstünde olmak çok elit bir seviye. Top kullanmada da mesela süperstarlık 25'ten sonra başlayabilir. Yani 25-30 arası daha yüksek, mesela işte eski Westbrook, şimdi Harden 35-40'ları da zorlayabilir çok ekstrem seviyelerde. Asist oranı oyundayken takım arkadaşlarının attığı sayıların yüzde kaçını asist yapıyorsunuz. Burada da mesela LeBron'un burada 40'larda olması çok elit bir seviye. Normalde yine 25-30'lardan sonra gayet iyi. Top kaybı oranı 100 pozisyon başına burada ne kadar top kaybediyorsunuz? İkilik ve üçlük atışlarda asist oranını koyduk sonra. Bu da oyuncunun bulduğu sayılarda ne kadar asist sonrası bulduğu veya kendisi asistsiz attığı. Burada da oyuncunun skor tipi, yani bence bu playoff'ta çok önemli ortaya çıkan bir şey. Kendi biraz daha sıfıra yakından üretip sayı atması. Bu tabii ki tek önemli şey değil basketbolda ama önemli bir şey olarak onu da belirttik. Son olarak da o BPM olarak koyduğumuz sahadaki, o da bir modern oyuncu ölçümü. Tek bunlara yani single ölçümlerden, yani tek tek rakam değeriyle oyuncunun katkısını ölçmeye çalışan bir metrik. Bu da şöyle yapılıyor. NBA'deki çok uzun süre, 5-10 yıl ki skor farklarına bakılıyor. Mesela işte bir takım sezonda herkesi 10 sayıyla yenmiş ortalama. O bütün takımlara bakılıyor, bütün sayı farklarına.
Sonra da oyuncuların yaptığı istatistikler bu skor farkıyla olan ilişkilerine bakılıyor. Yani sayı atmak, blok koymak, top çalma yapmak, %50 sayı atmak, top kaybetmek, bunlar uzun süre bakılan takım sayı farklarında nasıl ilişkilendiriliyor? Her metreye bir değer veriliyor. Ondan sonra da oyuncunun 100 pozisyonda takıma yaptığı etki böyle tek bir rakam olarak veriliyor. Burada önemli olan, yani bu tabii ki her şeyi gösteren bir metrik değil ama oyuncunun genel seviyesini veren iyi bir metrik ve BPM ileriki sezonlarda oyuncu performansını tahmin etmek için kullanıldığı zaman başarılı bir metrik. Yani bence bu da ona değer katıyor. Biz şimdi mesela seneye kim iyi olacak diye düşünürken bu ekonometrik olarak iyi cevap veren bir metrik burada. Yani bu çok detaylı gelebilir ama hani kullanma açısından diyorum. Burada da sayılar ne anlama geliyor? 4-6 arası All-Star NBA seviyesi demek. 8 genelde MVP seviyesi. Burada mesela LeBron 8-10, normal sezon 8, playoff 10 görüyoruz LeBron'da. 10 da tarihi MVP, all-time seviye. Yani 8-10 gördüğünüz zaman çok yüksek. 4-6 daha All-Star, All-NBA. Onun altı da daha kilit oyuncu, ilk 5 oyuncusuna yakın. 0'ın altında da ortalama oyuncu oluyor. Yani bir rotasyon 6. adam 0 veya eksiye yakın şeklinde oluyor. Tamam, bu kadar uzun açıklamadan sonra başlayalım şimdi LeBron ve Kawhi'ye. Sen nasıl bu ikiliyi tepeye koydun Cem ve nasıl ayırdın onları? Evet, benim bu seneki listemde birinci basamakta sadece LeBron ve Kawhi Leonard var. Geçen seneye göre biraz farklılık gösteriyor. Geçen sene benim birinci basamamda 6 oyuncu vardı. Ve bir numaramda Giannis Antetokounmpo'ydu. Bu sene Giannis'i ikinci basamağa attım. Onu da zaten konuşuruz şimdi. LeBron ve Kawhi arasında olmasının sebebi de bence ligde herhangi bir takıma rahatlıkla yerleştirebileceğiniz, oyunun iki tarafını da oynayan ve koyduğunuz takımı hem hücumda ve hem savunmada elit seviyeye neredeyse tek başlarına getirebilecek tek iki oyuncu bence bu. Bence LeBron ve Kawhi Leonard. Bence burada en kritik konulardan biri İngilizce'de plug and play dedikleri, yani alıp herhangi bir ortalama takıma yerleştirip o takımın düzenini, sistemini hiçbir problem olmadan oturabilmek. Bunu LeBron ve Kawhi ligde en iyi yapan iki oyuncudan biri. Kawhi Leonard'ın zaten ligde en iyi yaptığı şeylerden biri birebir de sayı üretmek. İstediği noktalara çok rahat gidebiliyor ve orta mesafede ligin zaten en iyisi ve bu playoff'ta çok 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 değerli bir özellik. İstediğin zaman, istediği karşısındaki savunmadan bağımsız olarak istediğin şutu bulabilmek ve belli bir yüzdeyle bunu sokabilmek Kawhi Leonard'ı çok değerli kılıyor. Savunmada belki 3-4 sene önceki seviyesinde değil. Çünkü sakatlıklarla biraz o patlayıcılığını ve atletizmini biraz kaybetti. Ama hala çok elit seviyede bir dış savunmacı. Ve birkaç pozisyonu savunabiliyor. Hücumda mesela hiç top kaybetmiyor. Ama senin de burada gösterdiğin gibi playmaking dediğimiz arkadaşlarına pozisyon hazırlama ve pasörlük konusunda ligin elit seviyesinin biraz altında kalıyor. LeBron şöyle bir etki, aslında çok da geliştirdi bu sene kendini o konuda. Yani eskiden bu yıldız bile değil, daha vasata yakındı. Öyle bir adım attı ama dediğine katılıyorum, yani elit seviyeye hala çıkmış değil. Evet. Ama bence burada LeBron'la Kawhi'yi ayıran en net özellik bir arkadaşlarına pozisyon hazırlamadaki farkı LeBron'un. LeBron'un hala asist oranı inanılmaz yüksek bu yaşta bir oyuncu için. Ve diğer konuda LeBron'un ligdeki neredeyse her oyuncuya göre sahip olduğu mental ve psikolojik avantaj. Biraz. Yani LeBron öyle bir artık o kadar tecrübeli ve oyunu o kadar ayrı bir seviyede ve hızda oynuyor ki o sahadayken her türlü bütün tempoyu dikte edebiliyor. Oyunun her alanına tamamen hakim ve oyunu kontrol altında tutuyor. Ve bu playofflarda çok ciddi bir avantaj getiriyor size diye düşünüyorum. Ben LeBron'u mesela geçen sene birinci sıraya koymamamın sebebi biraz geçirdiği sakatlıktan sonra ve yaşıyla ilgili endişelerimden dolayı, özellikle normal sezonda çok kasmaz, işte biraz daha rölantide oynar diye düşünüyordum. O da yanlış çıktı
bütün sezon çok iyi bir savunma eforuyla oynadı. Ha. Playoff'larda da hala yani eski LeBron'dan bir eksiğinin olmadığını gösterdi. Ha. Yani eski LeBron'dan olan o fiziksel Superman, %100 Superman'den %95 Superman'e düşmüş olsa da özellikle sayı bulmasında verimini maksimum seviyeye çıkardı ve pasteki zaten tarihi seviyede, hani belki Magic Johnson'la birlikte NBA'nin en iyi tarihindeki o fizikteki pasörlerinden bahsedebiliriz LeBron'la. Onun daha da keskinleştirdi ve hani oyuna olan etkisini daha da o şekilde arttırabildi. Ben çok önemli bir nokta orada. Evet ya, ve görüyorsunuz burada playoff'larda %65 gerçek şut yüzdesi, yani inanılmaz bir rakam. Bir de playoff evet ufak bir örnekleme ama Lakers 21 maç oynadı. Yani bu çok da ufak bir örnekleme değil. Ha. Yani %65 gerçek şut yüzdesiyle 21 maç oynamak inanılmaz bir seviye gerçekten. Ha. Bir de maç yani 75 pozisyon maçta 28 sayı atıyor yani. Yani evet. 20 sayı atıp 65 verim yakalamak aslında daha kolay. Yani bu 28-30'a çıktığı zaman çok zor. Orada tek diyeceğim çok elit savunmalara karşı oynamadı özellikle ilk 3 turda. Ama yani bu LeBron'dan götüren bir şey değil. Sonuçta karşısına çıkanı yendi ve o oyuna o etkisini koydu. Benim de hani ben Kawhi sezon boyunca birinci düşünüyordum. Hatta konferans finaline kadar hala Kawhi'yi birinci düşünüyordum. Buradaki yaptığım değişiklik de aslında biraz şeyden oldu. Senin dediğin çok paralel bir şey. Yani LeBron'un elit bir seviye, elit derken yani NBA'nin en iyi seviyesine çıkabileceği bir maçta, iki maçta çok net bir şekilde bariz zaten. Yani bunun bir tartışması yok. Onu playoff'larda 7 maçlık, 6 maçlık seride 4-5 kere, 5-6 kere yapabilecek mi sorusuna tam emin değildim yaşı yüzünden. Ve onu yapabileceğini gösterdi net bir şekilde. Şöyle bir şey var bir de. Bir sonraki seneyi konuşuyoruz. LeBron artık 36 olacak. Ben normal şartlarda aslında 35'ten 36'ya geçen bir oyuncunun kesinlikle kötüleşeceğini düşünürüm. LeBron da yani daha mı iyi daha mı kötü olacak ikisinden biri seçmek zorundaysak yani daha kötü yine daha yakın olacağını düşünüyorum. Sonuçta 36 yaşına gelecek ama biraz şöyle düşündüm. Normal oyuncularda 35'ten 36'ya giderken kötüleşmesini bekleyebiliriz. LeBron da bir ne yapacağını görelim. Bu seviye oynadı. Bu seviyeye bir daha playofflar geldiğinde çıkamazsa o zaman çıkamadığını kabul etmiş olacağım. Yani biraz düşüncemi değiştirdim. LeBron farklı bir şey göstermeden önce o seviye olduğunu önümüzdeki sene de kabul ediyorum yani, öyle diyeyim. Evet. Ya ve ya LeBron vücudunu artık o kadar iyi tanıyor ki ve oyunu o kadar iyi biliyor ki yani burada biraz bunun ölçmesi zor bir şey ama basketbol aklı dediğimiz olay LeBron çok ayrı bir seviyede bir de. Yani vücut ne yapıp ne yapamayacağını o kadar iyi biliyor ki fiziksel olarak veya atletizm olarak %5, %10 bir düşüş olsa bile onu oyunun diğer alanlarıyla kapatabilecek seviyede bir oyuncu. O yüzden ben de dediğine katılıyorum. LeBron bu seviyede görememeye başladığımız zamana kadar ben onu birinci basamakta tutmayı düşünüyorum. Buradaki bir aslında yani şimdi Kawhi'yi yeni ikiye çekmiş biri olarak birden bir çekincem mesela LeBron'un bir 3-4 aylık süreden aradan sonra bunu playofflarda yapmış olması. Yani bunların hiçbiri kötülemek için değil ama hani ne belki önümüzdeki sene biraz daha kötü oynarsa ne onun açıklaması olabilir diye kendi kendime hani ters argümanı düşünürken o aklıma geliyor. Kawhi'yi aslında ikiye çekmenin bir sebebi de seyircilerimiz şeye bakabilir. Bu üçlük atışlarda asist oranı sağ alttaki playofflarda %90 orada Kawhi'da görebileceğiniz rakam şu anda. Bu aslında demek ki playofflarda bu sezon Kawhi her attığı 13'lüğün 9'unu asist üstüne yaptı. Bu çok yüksek bir oran ve Kawhi'nin kariyerine baktığımızda aslında her playoff'u böyle %80 %90 yani attığı üçlüğün çok çok büyük bir yani üçlüğün 10 tanesinden 9'u asist üstünden geliyor. Bu sadece 2019'da 50'ye indirmiş. Yani ne yapmış? Dribbling üstü üçlük çok daha fazla atmış. Bunu Kawhi'nin yani 4-5 mesela elit seviyeye çıktığı oynadığı 3-4 tane playoff var. O 3-4 playoff'un 3'ünde %90 gibi hep pas üstü sonra yapmış olması ve sadece bir tanesinde daha çok dribbling üstü yapması biraz beni orada tereddüte düşürdü. Yani Kawhi'nin o 2019'daki muhteşem dribbling üstü üçlük şut performansı ne kadar tekrarlanabilir, ne kadar bir kerelik o seviyeye çıktığı bir şey. O soruya da mesela bu playoff'lardan sonra benim hani insanlar Kawhi'yi çok eleştiriyor işte kötü bir lider o bu şu diye. Ona da olabilir ama benim asıl tereddüte düşüren şey bu Kawhi'nin dribbling üstü üçlü playofflarda o inanılmaz silah olarak ne kadar gerçekçi. 2019 biraz ekstra bir durum muydu? O şüphe kafamda var. Evet.
Ya zaten Kawhi oyuncu olarak daha fazla üçlük yayının içerisinde oynamayı sevdiği çok bariz. Ha. Yani o orta mesafe, biraz o unutulmuş bölgeyi kullanmayı seviyor. Üçlükten o kadar rahat değil. Yine çok iyi bir şütör haline geldi ama özellikle dribbling üzerinden birebir de üretmede biraz savunmacısını fiziğiyle yorup o biraz mesafeyi orta mesafedeyken yaratıp yükselip şut kullanmayı seven bir isim. O yüzden o çok şaşırtıcı değil ama bence yani özellikle playofflarda durdurulamaz bir silahınızın olması bence çok çok değerli. Ki evet, kabalanları çok eleştirildi ama yani Denver serisinin son 2-3 maçına kadar da çok çok iyi bir playoff geçiriyor. Dallas serisi de muhteşem evet. Oynuyordu. Yani o Dallas serisi gerçekten yani tarihi seviyede bir seviye. O yüzden katılıyorum. Yani ben hala o yüzden hala hatta sana birkaç saat önce listeye attığımda Kawhi LeBron önündeydi aslında. yani o kadar aradayım. Ama o son yani düşüneceğim açıkladığım şey oldu. LeBron'un çıktığı seviyede olacağını düşünüyorum. Ama şeyde katılıyorum yani size bir pozisyonda bir sayı gerekiyor. Hala yani Kevin Durant'in sakatlıktan dönmesi şey olduğu için Kawhi'yi ben de bir görüyorum NBA'de. Evet ya, o çok değerli bir silah ve yani örneklemenin ufaklığının yarattığı problemlerden bahsettik. Ha. Özellikle Kawhi'yi eleştirirken yapılan gösterilen maçlar gerçekten 3 maç Denver'a karşı. Ha. Bunu ondan çok büyük çıkarımlar yapmamak lazım diye düşünüyorum. Ha. Tamam, o zaman Kawhi ile bunu konuştuk. Listenin normal listeye dönelim. Şimdi buradan sonra bir senin ikinci basamağında 4 oyuncu var. Curry, Giannis, Luka, Davis. Ben Davis'i bir üst basamağa 3'ten koydum. Ama sonra 4-5-6'm da sıra aynı olmasa da oyuncular aynı 6 oyuncuda eşleştik. Bir LeBron Kawhi'dan sonraki 4 oyuncuya geçip bakalım bundan sonra. İstiyorsan sen niye Anthony Davis'i birinci basamağa evet. koydun? Öyle başla. Ben tamam. de sebebini söyleyeyim. Ben niye tamam. koymadım? Şimdi Anthony Davis'in normal hani burada karnesine bakarsak biraz skorerin elit seviyede olduğu herhalde aşikar. Yani orada çok bir bu playofflarda özellikle çıktığı seviye yani çok çok üst bir seviyeydi skorerlik anlamında. Bir de Anthony Davis'in şöyle bir farkı var. Bu biraz gözden kaçıyor. Uzun süredir çok iyi sayı attığı için oyundaki bir gelişimden çok bahsedilmiyor. Bu playofflarda özellikle parladı. Dribbling üstü şut yaratması. Yani bu Kawhi gibi değil. Yani üçlükün dışında alıp birebir de space açıp yaratma değil ama onu orta mesafeye yakın bir alanda yüksek posta buluşturduğun zaman topla oradan 2-3 dribbling yapıp sayı atma oranı son 2-3 sene çok gelişti. Ve bu playofflarda peak yaptı. Ben zaten mesela Anthony Davis'in gerçek şut yüzüne bakalım, sayısına bakalım. 27'den 28'e çıkıyor playofflarda. Verimi gerçek şut yüzdesi 61'den 67'ye çıkıyor. O 67 zaten LeBron gibi inanılmaz bir yüzde. Ve 67'yi o verime çıkmasını sağlayan playofflarda müthiş bir şekilde orta mesafe atmasıydı. Yani böyle bir Kevin Durant, Dirk Nowitzki seviyesinde atmasıydı. O seviyeyi koruyabileceğini tam olarak düşünmüyorum. Yani burada tabii senin dediğin gibi küçük örnekleme sorunu var 20-21 maç. Ama o dribbling üstü şut atma yeteneğini çok geliştirmiş olduğunu da kabul ediyorum. O yüzden ilk bir üst basamağa çıkarma nedenim oydu. Onun ilave olarak buna savunmada bence şu anda NBA'nin en iyi silahına dönüşmüş durumda. Bu hem çember kurabilmesi hem Jim Butler ısınız ama Jim Butler'a koyabileceğiniz bu ikisini birden yapabilen en iyi oyuncu. Bu size playofflarda çok oyununun savunma ve hücum tarafında ölçeklenebilmesini sağlıyor. Bu ölçeklenme yani önceden bahsettiğim konu yanında başka iyi oyuncular varken hem birinci oyuncu rolünü alabilmesi hem de LeBron gibi biriyle oynarken bir B'ye de hücumda dönüşüp savunmada yine bir A yani birinci oyuncu performansını verebilmesi onu en iyi hem bunu yapıp yani hem bu ölçeklenmeyi savunma hücumda çok yapıp hem de kendi skorunu yaratabilmesi bence onu bir sonraki basamağa koyuyor. Yani bu oyuncu diğer 3 oyuncuyla karşılaştırırsak en pozisyon ve fizik olarak yakın olan oyuncu Giannis. Bence Giannis'ten bir üst basamakta olması Davis'in belki Giannis kadar üçlükten veya transition'da etrafına dağıtamıyor topu. O playmaking zaten eksik diye belirttik burada. Ama zaten şampiyonluğu oynayan bir takımda yan parçaların biraz iyi olması lazım. Ve o yan parçalar biraz iyiken Anthony Davis'in elit skorerliği ve savunması bence Anthony Davis'in bu çıktı seviye. Giannis'in kendi sayısını yeterince iyi bulamaması playofflarda o farkın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada Giannis'in skorerine elit yazdık. Bu
kaçınılmaz bir durum. Çünkü adam yani bu sayı rakamlarına bakarsanız 75 pozisyonda 33-31 sayı atıyor. %60 verimle, yani bu inanılmaz bir yüzde. Ama Yanis'in sıkıntısı şu, çok ona karşı çok iyi hazırlanan bir savunma olduğu zaman hem kendi orta mesafe şutunun veya dış şutunun olmaması, hem de pas seviyesinin iyi olmasına rağmen çok elit olmamasıyla onu durdurmak bence Anthony Davis'e göre ciddi bir şekilde daha kolay. O açıdan birinci opsiyon olarak Anthony Davis'i bu Yanis karşısında skor üretme, kendi skorunu üretme açısından avantajlı görüyorum. Curry ve Doncic'e karşı olarak da savunmada yaptığı etkiyi önde görüyorum. Şunu belirteyim, Curry'nin Davis'in önüne geçme şansı çok net bir şekilde var bence. Bunu biraz ayrı tier'e koydum Curry'i. Aslında Curry'i ben ilk dörde de koydum, o aynı basamağa koymayı düşünüyordum. Ama sakatlık durumu olduğu için, bir sezon oynamadığı için bir şey ihtimali de var Curry'nin. Mesela önümüzdeki sezon da dönecek ama bir sezon kaçırdı, biraz yaşı ilerledi. Belki aynı seviyeden dönemeyecek, riski hani %5-10, 10 değil de %5 olsa bile olduğu için o en üst basamağa koymadım. Yoksa ben Curry'nin öyle bir seviyeye hala çıkabileceğini düşünüyorum. Sen niye Davis'i o seviyede koymadın, o seviyede düşünmedin? Herhalde playmaking'ine fokuslanacaksın diye düşünüyorum. Evet. Yani Davis'in de yani bir durdurulamaz silahı var aslında. Bunu playoff'ta gösterdik. Orta mesafeden aldığın çok iyi bir oyun bitiricisi. Yani hazırlanan pozisyonları ligde en iyi bitiren oyunculardan biri. Ama ben birinci basamak elit süperstar olarak kendi pozisyonunu yaratabilmenin daha kritik olduğunu düşünüyorum. Anthony Davis'i hala orada elit görmüyorum. Ha. Ve nasıl birinci basamağı açıklarken ne diye açıkladık? Bu herhangi bir ortalama takıma koysanız tek başlarına bu takımları ciddi bir playoff takımı, şampiyonu oynayabilen takım yapabilmeleri. Ha. Anthony Davis de bunu gördük. Yani Anthony Davis yapamadı. Ama bence ondan daha iyi Anthony Davis. O Anthony Davis'ten şu anda daha iyi bir Anthony Davis. Yani öyle bir fark olmuş. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ve birinci basamağın da adayı. Kesinlikle seneye olabilir. Ondan sonraki sene birinci basamakta kendine yer alabilecek bir oyuncu. Ama ben görmek istiyorum biraz daha. Onu öyle söyleyeyim. Özellikle bu şutunun playoff'ta gördüğümüz seviyeyi sürdürebilmesi önemli. Eğer seneye de ilk bir ay, iki ay bu seviyede şut atacaksa %67 gerçek şut yüzdesiyle, yani 67 olmaz zaten de 63-64 yani olsun. Orta mesafesi girmeye devam etsin yani öyle bir... Evet. Ha. Evet. Ve maç başına 1.5-2-3'lük falan sokabiliyorsa o zaman evet birinci basamakta yer alabilir benim için de. Onun dışında dediğin her şeye katılıyorum. Savunmada bence ligin en iyi oyuncusu şu an. Ama biraz daha kendisine pozisyon hazırlanmasına bağımlı olduğu için bir soru işaretim var orada. Ya onu ben de katılıyorum aslında. Onu işte dediğim gibi yani bir tarafta onu dediğin kadar yapamıyor ama diğer tarafta savunmada yaptığı etki, yani Jokic'e veya Jim Butler'a aynı anda koyabileceğiniz bir oyuncu olması o eksiği kapayacak kadar ben birinci basamağa çıkarması bana o oldu yani. Evet, olabilir. Kesinlikle öyle. Yani özellikle 5 numarada oynadığı dönemde çok ekstra, yani takımınızın çehresini tamamen değiştiriyor özellikle savunmada. Lakers'ı uzun yıllardır gördüğümüz en iyi savunmalardan birine dönüştürdü 5 numara oynadığı dönemde. Diğer isimlere gelince burada gördüğünüz 4 isim Anthony Davis, Giannis, Curry ve Luka benim zaten ikinci basamağımı oluşturuyor. Ben Curry, Giannis, Luka ve Davis diye sıraladım. Hı-hı. Ama bahsettiğimiz gibi bunların arasında değişimler olabilir. Çok öyle kuvvetli hissetmiyorum böyle olmalı diye. Bahsettin zaten diğerlerinden. Ben de katılıyorum. Curry belki yani birinci basamağa en önemli adaylardan biri. Hani yeni sezonda öyle bir ay iki ay oynar ki başlar bizi biraz aptal gibi gösterebilir ikinci basamağa koyduğumuz için. Çünkü Steph Curry o seviye bir oyuncu. En son sağlıklı izlediğimiz seriyi düşünelim. 2019 Toronto Raptors serisi. Yani takım arkadaşları patır patır sakatlanırken resmen tek başına maçlar aldı Toronto'ya karşı. Yani Nick Nurse yeni savunmaları icat etmek zorunda kaldı Steph Curry ile baş edebilmek için. Tek başı, yani bu ligin bence hala en iyi hücum oyuncusu. Tek başına bir takımın hücumunu elit seviyeye getirebilecek bir isim. Ama tabii görmemiz lazım. Ben sakatlık sebebiyle ve yaşı da geldi onun da. Hani birinci basamağı ben de senin dediğin sebeple koymadım. Yani siz zaten iyi anlattın. Biz eksikleri olmayan oyuncuların öneminden bahsetmiştik.
Yannis burada biraz sınıfta kalıyor. O yüzden birinci basamağa yerleşemedim. Bazı şeyleri ligin en iyi seviyesinde yapıyor. Pota altı bitiriciliği, geçiş hücumlarındaki patlayıcılığı. Ama yarı saha savunma, yarı saha hücumunda ciddi eksikleri var. Kendi pozisyonunu yaratmada. Yannis'e şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Yani ben aslında 6'ya koydum. Yani senden de daha düşüğe koydum. Önüne Luka'yı önüne koymamın sebebi şöyle açıklayayım. Bir sonraki sezon ben Luka'nın biraz daha iyileşmesini de bekliyorum. Yani daha hala çok genç olduğu için. Yani bu sezon olarak düşünsem Yannis'i hala yine Luka'nın önüne koyardım büyük ihtimalle. Savunmadaki çok çok daha büyük katkısı olduğu için. Önümüz sezon Luka'nın şeyini geçireceğini düşünüyorum. Luka'nın bence hala en net eksiği bu catch and shoot'ta. Yani pas geldikten sonra şut atmada hala aslında yani vasatın bile altında yüzde olarak. Tabi burada Luka ne kadar çok catch and shoot yapıyor ayrı bir konu. Yani oynadıkları sistem yüzünden ona pas gelip şut attığı pek olmuyor. Ama bu James Harden'a olan sorun yani topsuz sayı üretme kapasitesini Luka'nın arttıracağını düşünüyorum. Çünkü çok akıllı bir oyuncu ve iyi çalışan bir oyuncu. Faal atışlarını da daha da iyileştireceğini düşünüyorum. O açıdan biraz daha çok yaşı gereği daha gelişeceğini daha da düşünüyorum Luka'nın. Yani şöyle bir savunmak istiyorum. Her oyuncu yarı sahada acayip verimli üçlükten sayı alıp topla sayı üretmek zorunda değil. Yani hele boyunuz 2 metre 10 santimse Yannis gibi bunu yapmak kesinlikle zorunda değilsiniz. Ben burada Yannis'in biraz da kötü kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela James Harden'a geleceğiz. James Harden'ın bence daha bireysel oyununda sıkıntılar var. Playoff'ta performansını düşüren. Yannis'in sadece çok elit savunmalara karşılaştığı zaman o şekilde kullanılmaması lazım. Yani bunda sıralamada biraz aşağı alabilirsiniz Yannis'i. Çünkü onu yapamıyor ama bu eleştirilecek çok bir nokta değil. Yani adam o kadar çok şey yapıyor ki onu da belki yani onu yapamaması çok anormal değil. Ve şunu da belirteyim. Mesela Yannis'in playofflarda erken elendiği için çok eleştiriliyor. Bu da haklı. Ama mesela geçen sezona dönersek konferans finalinde Toronto'ya elendiler. İkinci turda Boston Celtics'e karşı ligin en iyi sınırmasıydı o takım sezonda. Çıtır çıtır oynuyordu acayip bir şekilde. Tam yani Kyrie falan filan bayağı garip bir durumdaydı Celtics. Ama sonuçta o seviyede de oynadığını gösterdi de bazı takımlara karşı. Yani hiç şey dememek lazım. İşte playofflarda hiç oynayamıyor. Yok işte böyle oluyor falan. Bence doğru bir sistemde o verimini farklı şekilde koruyabilir. Ya ve şunu da unutmayalım. Yannis'in kariyeri boyunca daha bir All-NBA takım arkadaşıyla oynamadı. Yani Yannis'in takımları tabii normal Middleton sezonda çok... var ama hani... Pardon? Bir Middleton var ama hani o şey... Yani All-NBA seviyesinde değil. Daha çok All-Star seviyesi. Yani çünkü Middleton mesela ilk 25 oyuncumuz arasında olmayacak. Evet, ama bu yani... sene bence All-NBA seçti. Ben şaşırmazdım yani şey olsa performans olarak. Olabilir. Yani belki All-NBA iyi bir şey değil. Açıklama değil. Belki elit pozisyon hazırlayıcısı. Elit guard belki daha iyi bir açıklama olabilir. Yannis'i yani mesela bir Anthony Davis pozisyonunda kendisi ana top yönlendirici olmak zorunda olmadığı pozisyonda görmek lazım. Ha. Milwaukee normal sezonlarda çok dominant olduğu için takımın aslında o kadar da üst düzey yetenek açısından takımlar olmadıkları unutuluyor biraz bence. Evet doğru çok doğru. O yüzden Yannis farklı bir durumda çok çok daha zaten ne oynayacak da çok çok daha iyi oynayabilir diye. Yani şöyle olsa Yannis normal sezonda Bucks 50 maç kazansa Yannis MVP yarışında 3. olsa sonra elenseler bu kadar eleştirilmeyecek neredeyse. Adam normal sezonda o kadar iyi oynuyor ki sonra beklentiler artıyor. Yani öyle bir sıkıntı var. Hatta Bucks bundan söylemiştim 2 sezon önce Bucks'ın over under'ı sezon öncesi 50'ydi. 50-51 civarıydı yani. O maç sonra 60 kazandılar. Onu bir iyi düşünmek lazım bence. Yani Yannis bu kadar eleştirir miydik Yannis'i normal sezonda MVP sırasında 3. olup sonra 2. turda konferans finalinde kaybetse. Öyle bir durum var. Evet katılıyorum kesinlikle. Başka ekleyeceğim şey var mı burada? Yani Luka konusunda ben de benzer düşünüyorum. Geliştirilebilecek sen catch and shoot üçlüklerinden bahsettin. Hı. Bence genel olarak dribbling üstü mesela bu çok sevdiği step back üçlüklerinde de daha isabetli. Hızlandırması lazım biraz daha. Yavaş çıkarıyor biraz. Evet. Evet. Onun dışında yani gerçekten o da Milwaukee'ye benzer bir şekilde Dallas o kadar iyi bir hücum takımıydı ki aslında diğer parçaların çok da iyi olmadığı unutuluyor bazen. Ha. Yani o takımın hücumu resmen tamamen Luka Doncic. Tabii Rick Carlisle'ın da sihirbazlığı oldu ama Luka Doncic aslında vasat parçaları yani Tim Hardaway gibi Finis oldukça Smith. Vasat bir parçayı bile evet çok çok yani iyi. Dwight aslında. Powell NBA'nin en iyi pick and roll şeyine silahına dönüştü bir anda Luka'nın yanında yani sakatlanmadan önce.
Aynen. Yani takım arkadaşlarına kattığı değer çok çok yüksek Luka Doncic için. Belki ligde LeBron'dan sonra bu konuda en iyi isim olabilir. Tamam, o zaman bir sonraki basamağımıza da geçelim ikimizin. Gerçi benim aynı basamakta oluyor ama bir sonraki oyunculara geçelim. Sen Harden, Lillard, Jokic, Durant, Butler'lı bir basamak yaptın buradan 7'den 11'e. Ben de hani Durant'i daha ileri koydum 7'ye. Sonra Jokic, Harden'ı 8-9 kapattım. Sonra bir sonraki basamada Lillard, Embiid, Tatum ve Butler'ı açtım. Öyle bir farkımız var şu anda. Bir Durant'ten hafif bahsedelim. Yani Durant'in istatistiklerini koysak veya sağlıklı bir Durant'i koysak tamamen LeBron ve Kawhi, ben hani Davis'i de koydum oraya. O seviyede yani çok tartışacak bir tarafı yok bunun. Hatta ben sakatlandığı zaman NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu düşünüyordum 2019 sezonunda. Ama çok ciddi bir sakatlık geçirdiği için nasıl döneceğini bilmek açıkçası zor. Yani şimdi Aşil sakatlığı yaşı da 32-33, yani 32-33 dönecek. Çok uzun ve çok iyi bir şutör olduğu için yani tabii ki iyi dönme şansı var. Kevin Durant eşi benzeri olmayan bir oyuncu. Ama onun sakatlığı başka geçiren oyunculara baktığımız zaman aynı seviyede dönmek çok zor oluyor. O yüzden ben açıkçası yani 7'ye koydum, sen 10'a koydun ama yani ben de 10'a koyabilirdim. Yani bunun çünkü demesi çok zor nasıl dönecek. O yüzden hani çok orada bir ne desen katılırım yani. Sen hani 10'a koydun, 10'a da koyabiliriz yani, bana çok fark etmiyor. Ya evet, yani çok ciddi bir aşı sakatlığında ve 2-10'un üzerinde 106 kilonun üzerinde bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani oyuncuların bu kadar size'lı oyuncuların bu kadar uzun sakatlıklardan sonra dönmeleri gerçekten zor oluyor. Ama evet, seneye döner, birinci basamakta da yer alabilir. Beşinci basamakta, bu listenin dışında da kalabilir Durant. İkisi de şaşırtmaz beni çok. Ama hani bütün opsiyonları tarttığımda bana mantıklı işte 10. oyuncu civarı geldi açıkçası. Ha. Tamam, ondan sonraki bir şey üçlüye bakalım bir de. Bu hani Jokic, Harden, Lillard'ı hani muhteşem hücum oyuncuları olarak aslında beraber değerlendirmek bence mantıklı. Her ne kadar pozisyonları farklı da olsa. Oraya onu yapmadan önce bir de şeyi de söyleyeyim. Ben de bu hani benim için 13'e geldiğimiz zaman, senin için de herhalde bu 11, 12, 13, 14 zaman artık şampiyonluk takımında en iyi oyuncu olabileceklerin çok sınırına gelmiş oluyoruz. Yani benim için bu 13'ten sonra hani kafamdaki basamak da 14'ten başlayarak Karl-Anthony Towns bir yılı koydum oraya. Artık şampiyonluk takımında en iyi oyuncusu olabilecek seviyeye çıkması çok sürpriz olacak oyuncular. Yani Towns 100 tane gelecek olasılık varsa onların bir tanesinde belki öyle pozisyona gelebilir bir şekilde ama önümüzdeki sezon olarak. Ama çok çok sürpriz olur. Diğer oyuncular hani daha makul bir şekilde gelebilecek diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, senin kafanda öyle bir ayrım var mı? Ben de aynı. Zaten basamaklarda göreceksiniz. 14. oyuncudan sonra gerisi benim aynı basamakta. Ha. Dediğin gibi normal şartlarda şampiyonluğa oynayan bir takımın en iyi oyuncusu olması zor isimler onlar. Genelde daha çok ikinci opsiyon olarak ya da şampiyon takımın en iyi ikinci parçası olabilecek oyuncular. Ama mesela olağanüstü durumlarda da belki etrafına çok doğru parçalar oldukları takdirde birinci opsiyon olabilecek isimler. 12, 13, 14'teki basamakta aynı şekilde düşünüyorum. En iyi oyuncunuz olarak şampiyonluk seviyesi olabilir ama her durumda olmaz. Ona göre takım kurarsanız olabilirler. Öyle bir ayrım yaptım ben de. Ama dediğin gibi ilk 10'umuz zaten aynı gibi gözüküyor. Basamak arasında ufak farklar var. Ama mesela Jokic, Harden, Lillard'ı ikimiz de birbirinin ardına koymuşuz. Evet. Ama çok ufak farklar var. Neden öyle yaptık? İstiyorsan o slide'ımıza geçelim. Sen başla. Hani nasıl koydun, ne düşündün bu üç oyuncu arasında? Dediğin gibi bu üç oyuncu da tek başlarına en azından takımı hücum tarafında takımınızı elit seviyeye getirebilen isimler. Jokic NBA tarihinin gördüğü en iyi pasör uzun. Çok izlemesi inanılmaz keyifli. Çok estetik, belki doğru kelime değil ama çok yönlü ve farklı şekilde skor üretebilen, arkadaşlarına da pozisyon hazırlayabilen bir oyuncu. Ama ben Harden ve Lillard'a göre onu aynı basamak olmasına rağmen en sona koydum. Ben Harden, Lillard ve Jokic diye sıraladım bu isimleri. Jokic için benim açımdan problem, belki sen buna katılmazsın ama etrafında takım kurması diğerlerine göre biraz daha zor diye düşünüyorum. Şampiyonluk takımı da olabilmesi için Jokic için etrafına spesifik
daha savunma odaklı oyuncularla donatmak gerekiyor. Çünkü Denver'ın bile bu nüveyle dönem dönem savunmada çok çok zorlandığını gördük. Çünkü Jokic ayakları yavaş bir oyuncu ve çemberi de çok iyi savunamayan bir oyuncu olduğu için perimetrede sizin penetreleri durdurabilecek sağlam savunmacılara ihtiyacınız var. Böyle savunmacılar bulmak ve hücumda da boş şutu sokabilecek veya pozisyon yönetebilecek oyuncu sayısı çok fazla değil NBA'de. O yüzden biraz takım dizaynında biraz problem oluyor diye düşünüyorum Jokic. Ama müthiş verimli, çok iyi şutör, çok iyi pasör, hepsi de tamamız. Harden'ı en üste yazmamın sebebi ya Harden artık öyle bir karikatür haline geldi ki çok dalga geçiliyor. Ve bazen de hak etmediği eleştirilere de maruz kalıyor. Ama playofflarda sıkıntı yaşadığı ve oyununun varyasyonunun az olması ve biraz tek düze kalması, mesela hücumda hiç topsuz hareket yapmaması, sürekli sadece izolasyon oynamak istemesi, pas verdikten sonra hareket etmemesi playofflarda savunma yapılmasını çok kolaylaştırıyor. Çok kolaylaştırıyor demeyeyim. Çünkü hala elit hücum performansları oldu playoff'ta ama tahmin edilebilir bir hale geliyor Harden'ın takımları. Ama hala inanılmaz verimli. Ya inanılmaz büyük taşıyor zaten. Yani evet. Zaten burada biraz tavuk yumurta problemi var. Yani Houston sistemi o kadar Harden odaklı ki adam her şeyi yapıyor. Yani maç başına 33 sayı atıyor. %63-64 yani lig ortalamasının %8 üstü, bu yani çılgın bir rakam. Takım arkadaşlarının 10 attığı basketten 4'ün asistini yapıyor. Zaten 10 topun 3'ünü kullanıyor. Geriye 2 top kaldı zaten yani 10 pozisyonda. Onda da büyük ihtimalle Harden pası atıyor. Bir sonra pas atılıyor. Oradan sayı çıkıyor. İstatistiklerde çok yakalanamıyor. Yani öyle bir durum var. Ama bu kadar üstünden kurunca hem Harden istatistikleri yani ona hem çok uygun bir sistem. İstatistiklerini çok daha fazla yapabileceği, oyuna etkisini artırabileceği. Ama aynı zamanda onu çok hem yoran bir sistem hem de dediğim gibi playofflarda üst üste maç yaptıkça önlem alınmasını kolaylaştırabilen bir sistem. Ve bence burada sistemin problemi Harden'dan daha büyük. Ama Harden da kariyeri boyunca sonuçta bu sistemi Daryl Morey ile birlikte oluşturdu. Yani hani Harden şey değil sonuçta. İşte Daryl Morey ve Mike D'Antoni ile birlikte. Harden şey değil. İşte ben topsuz hareket etmek istiyordum. Hani olmadılar. Yani Harden da bunları geliştirdi. Oyununu böyle geliştirdi ve bu seviyeye geldi. Bu seviyeye gelmesi normal sezonda MVP seviyesinde çok net bir şekilde her sezon. Alır almaz o başka bir konu. Playoff'larda da o MVP seviyesini hatta yani şöyle diyeyim, MVP'nin seviyesinin üstüne bazen all time sezonlar da geçirdi. O seviyeye çıkması daha zorlaşıyor. Bu oyunda oynadığı sistemdeki oyunu yüzünden. O yüzden mesela playoff etkisine, eksikliğine yıldız yazdık. Elit yazmadık. Hala elit seviyeye çıktığı maçlar tabii ki var Harden'ın. Yani mesela bu takım 2018'de şampiyon olması işten bile değildi. Houston Rockets'ın Warriors'a elendikleri sezonda. Ama çok kötü mağlup oldukları sezonlar da oldu. O yüzden hani bu bence o Harden'ın o bu playoff'ta verdiği düşük performans Giannis'te olduğu kadar yanlış bir sistemde oynamasından değil, o sistemi kendisi de yaratmasından ve oyununu öyle geliştirmiş olmasından sonuçlanan bir şey. Jokic'e Lillard'a geçelim. Ondan önce Jokic'e şöyle demek istiyorum. Savunmada katılıyorum. Yani eksik bir savunmacı olmanın uzunken yarattığı problemler çok daha fazla kısayken. Çünkü kısayı saklayabiliyorsunuz bir şekilde. Hücum ve uzunu saklamak çok daha zor oluyor. Ama bence ben şuna katılmıyorum. Bazı insanlar da diyor ki işte Jokic uzun olduğu için farklı bir oyun oynadığı için yani Jokic'i barındıran takım farklı bir hücum seti oynadığı için hücumda da etrafında kurmak daha zor diyebiliyor bazen. Ben ona katılmamaktan öte bence Jokic'in etrafında hücumda kurmak daha kolay. Çünkü şunu düşünmek lazım. Şimdi biz normalde bir takım kuruyoruz. İşte LeBron James, James Harden, işte ne bileyim Steph Curry. Böyle bir perimetreden skor üretiliyor değil mi genelde? Pas veriliyor. O zaman şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Bize bir uzun lazım. Dışarıdan şut atabilmeli. Bazen topla bir şeyler yapabilmeli veya pota edebilmeli. Şimdi Jokic olunca zaten normalde 5 numara hücumda çok katan bir oyuncu değil NBA'de, modern NBA'de. Jokic bir anda tepe taklak ediyor o durumu. O yüzden bence hücumda etrafında kurmak daha kolaylaşıyor. Çünkü etrafına Gary Harris gibi bir kısayı çok rahat koyabiliyorsunuz. Çünkü normalde Gary Harris'ın şu anda hücumda yapamadıkları bir pivotun yapamadığı şeyler gibi. Dışarıdan şut atamıyor mesela Gary Harris. Topla çok iyi karar veremiyor. Normalde bu bir pivot yapamaz bunu. O yüzden standart bir uzunla Gary Harris'i oynatırsanız Gary Harris'in katkı yapması daha zor. Jokic'in yanında koyunca bu sefer kanat oyuncularınız çok oyuna katkı yapmasa bile bir anda hücumunuz işlemeye devam ediyor. Yani sadece Jamal Murray'e sadece beklemiyorum. Jamal Murray de çok değerli bir oyuncu ama
sonuçta her şampiyonluk takımında Jamal Murray seviyesine yakın bir ikinci oyuncu lazım. Yani o standart bir takım kurulumu. Ama Jokic ve Murray seviyesinde bir oyuncuyu Jokic'in yanına koyduğunuz zaman diğer parçaların bulunması daha kolaylaşıyor. Çünkü pivottan o katkıyı aldığınız zaman sadece dış şutu hafif atabilen ve başka çok karar vermesi gerekmeyen hücumda oyuncuları çok rahat oynatabiliyorsunuz. Ben yani o yüzden aksine hücumda etrafında çok kolay takım kurabileceğini düşünüyorum. Savunmada katılıyorum bu eksikliğin olduğuna. Ama Denver'da da şeyi gördük. Yani bu takım Clippers'a karşı oynadı. Lakers'a karşı acayip bir, çok felaket bir ezilme olmadı savunmada. Ki karşıda Anthony Davis var. Yani Anthony çok iyi oynadı. Yani durdurdular demiyorum. Ama bir ne bileyim yani Heat karşısında bile Davis neler neler oynadı. Yani o yüzden Nuggets bunu gösterebildi. Yani Nuggets'ın sonuçta etrafına koyduğu oyuncular da Giannis, Kawhi Leonard, Marcus Smart değil. Yani iyi, çok iyi savunmacılar. Jeremy Grant çok iyi performans verdi. Gary Harris çok iyi ama hani NBA'in en iyi 4 savunmacısından 3'ü değil sonuçta. O yüzden o açıdan ben Jokic'i hücumda işleri kolaylaştırması ve playoff'larda yani inanılmaz bir seviyede oynaması 2 sezondur. O yüzden öne koydum. Yani şöyle düşünüyorsunuz, bu adam hantal, koşamıyor. Playoff'larda bunu durdururlar. Yani çatır çustur oynuyor. Biraz tek tereddütüm playoff'larda inanılmaz üçlük yüzde. %40'ın üstünde üçlük atıyor. Normal sezonda %32 ile falan üçlük atıyor. O biraz işte bu örnekleme küçük olduğu için playoff'larda ekstra bir durum mu? O ne kadar devam edecek? Kafamdaki soru işareti o Jokic hakkında. Evet, ben de o senin bahsettiğin son noktadan bahsedecektim. Jokic 2 senedir müthiş elit seviyede playoff'lar oynuyor. Oyununu daha da yukarı çekiyor. O da yani hücumunun çok yönlü olmasıyla alakalı. Çok silahı var. Çok farklı şekilde skor üretebildiği için durdurulması ve tahmin edilmesi zor bir isim. O yüzden işler zorlaştıkça hücum verimliliğin düşmüyor. Bu da çok önemli bir etken. Harden konusunda bitirirken bir şey demek istiyorum. Yani Harden'ı inşallah başka bir takımda, başka bir evet, stratejiyle tamam. izleyebiliriz. Şimdi Mori de gitti, D'Antoni de gitti. Belki Harden de gider. Yani neler yapabileceğini görmek istiyorum. Bu kadar izolasyon odaklı olmayan bir hücumda açıkçası. Lillard'a gelince kısaca hani özet geçeyim. Lillard bu ligin bence en iyi lideri. LeBron'la beraber büyük ihtimalle. Takımına ihtiyaç olduğunda her zaman performansını yukarıya çekebiliyor. Çok inanılmaz maçları, olağanüstü performansları, maç kazandırıcı basketleri var. Ve bu durdurulamaz silah olmasından çok bahsettik. Ligi de en durdurulamaz silahlardan birine sahip. Yani üçlük çizgisinin 4-5 adım gerisinden hiçbir aksiyona gerek olmadan, perde gelmeden kaldırıp çok yüzdeli üçlük atabiliyor. Bu sıkışan maçlarda ve yarı sahada çok çok değerli bir silah. Ve gerçek şut yüzdesi de sürekli gayet iyi seviyelerde. %60'ın üzerinde oluyor. Çok faul çizgisine de sık sık gidebiliyor. Çok komple ve durdurulamaz bir hücum oyuncusu. Onun da geliştirmesi gereken şey savunması. Ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamada iyi ama çok iyi ama en elit seviyede değil bence. Ya gerçi burada elit yazdık ama tabii elitin de bir eliti var. Yani oradan o seviyeye çıkıp sonra onu LeBron, yani LeBron seviyesine çıkmasa bile hani daha o elit seviyesinde de basamaklar olduğu için o dediğine katılıyorum. Yani onu da daha iyi olacak. Lillard'ın playoff etki eksikliğine yıldız yazdık. Bu biraz yani tepki doğurabilir. Aslında ben de bunu içim acıyarak yazdım. Bunu konuşurken elit de yazabilirdik oraya. Sonuçta hani Thunder serisini hatırlayalım yani. Ve bu kariyerinde iki tane maç seri kazandıran şut atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani burada oraya elit yazmamanın sebebi Lillard önemli anlarda geri çekilen bir oyuncu hiç değil. Ondan değil, sadece şunun biraz altını çizmek lazım. Çok iyi oynadığı seriler var Lillard'ın ama çok zorlandığı seriler de var. Yani burada takım arkadaşları da önemli. İyi oynamamaları takım arkadaşları. Mesela o Pelicans serisi. Sonuçta Pelicans 2018 serisinde bu Anthony Davis'i Pelicans'ın bunları 4-0 ezip geçtiği seri. Orada Pelicans onlardan acayip üstün bir takım değildi. Yani hani böyle bir Warriors'la oynamıyorlardı, öyle diyeyim. Onun dışında mesela geçen seneki ilk turda OKC karşısında çok iyiydi. Ama sonra Warriors karşısında da aslında bayağı kötü bir performans gösterdi. Yani Lillard'ın bence şöyle bir teknik bir sıkıntısı var.
Şimdi Harden ve Luka ve Lillard belki de NBA'in en fazla topla yaratan oyuncusu yük açısından. Bunu zaten şöyle görebiliriz. Bu ikilik atışlardaki asist oranı mesela Lillard'ın %10, %13 görebiliyorsunuz bunu istatistiklerde. Yani attığı her 10 basketin 9'unu kendisi yaratıyor. Yani bu acayip bir. Bu Harden'da da böyle, Luka'da da böyle. Bu sistemsel bir şey. Buna heliocentric oyun deniyor. Yani böyle bir güneş etrafında gezegenlerin merkezi bir oyuncu merkezli oyun. Lillard, Harden ve Luka'dan bence fiziksel olarak daha kısa ve daha küçük olduğu için elit savunmalara karşı o sistemi taşımakta playofflarda biraz zorlanıyor. Yani bunun bir karakterle bir alakası yok. Bu biraz fiziksel bir duruma geçiyor. Onun da biraz daha Blazers yani o asist mesela ikilik atışlarındaki asist, üçlük atışlarındaki asist oranı %10'lardan 20-25'lere gelecek bir takım kimyası kurabilirlerse onun bence sıkıntısını geçebilirler. Ama bunu da Lillard'ı eleştirmek için demiyorum. Zaten sonuçta biz Lillard'ı burada en iyi 7'ye 8'e yazdık. Yani şey değil. 15'e düşürdüğümüz bir durum yok. Yani hani MVP seviyesine yakın bir yere koyduk. Katılıyorum. Ben de zaten size sıkıntısından bahsedecektim. Bu listede bu seviyedeki oyuncular arasında en kısa isim Damian Lillard. Yani Curry de benzer şeydi ama Curry'nin oyunu farklı tabii. Bir de biraz daha uzun Curry. Ama Curry de biraz da Curry 4-5 santim daha uzun Lillard. Bu seviyede fark ediyor. Kısaldıkça tabii sizi durdurması, tutması biraz daha kolay hale geliyorsunuz. Bir de hani Lillard da çok genç bir oyuncu değil. 30'unu geçtikten sonra daha kısa fiziksiz oyuncuların daha çabuk düştüğünü hep gördük NBA tarihinde. Hı. Bir endişem de o. Çok daha gelecek sezon olarak diyorsun yani. Gelecek sezon olarak aynen öyle. Evet. Yani mesela Lillard'ın bu sezon kariyerinin sezonu olsa şaşırılacak bir şey değil mesela bence yaşı da itibariyle. İlla ki öyle olacak diye bir şey yok ama olabilir bu yaşta. Evet. Katılıyorum. Tamam o zaman listemize geri dönelim. Şimdi artık dediğimiz gibi şeye geldik. Yani ilk onlarımızı bitirdik. Durant'i çok konuşuyoruz. Çünkü Durant'in dediğimiz gibi olayı sakatlık yani seviyesi belli bir oyuncu. 11-12-13'ümüz de aynı. Sen Butler'ı 11'e koydun. Şampiyon, neredeyse şampiyon Heat'in, finalleri oynayan Heat'in. Şu anda da şeyi çok yüksek Butler'ın tabii. Yani insanların ne düşündüğü, ne kadar beğenildi. Tam peak yapmış durumda. Hak ettiği evet. Şekilde. Benim de aslında NBA'de yani en sevdiğim oyuncu Jimmy Butler. O yüzden hani böyle bir koymak istiyordum 11'e. Açıklayabilirim neden 13'e koyduğumu. İstersen sen başla Jimmy Butler'dan. Zaten onu da Embiid ve Tatum'a karşılaştırarak devam edelim. Evet. Enteresan bir şekilde listelerimiz yine bayağı benzer olmuş yani sıralaması. Ben Butler'ı Harden, Lillard, Jokic'le aynı basamağa, 3. basamağa koydum. Geçen seneki listeye göre orada bir fark var mesela. Butler'ı daha aşağı koymuştum. Ama artık her playoff kanıtladığı üzere playoff'ta ekstra bir vitesi olduğunu gösterdi. Hı. Belki artık diğerleri gibi normal sezonda takım taşıyıcısı değil. Her maç takımın hücumunu sürükleyebilecek seviyede değil şu an belki. Ama içler sıkıştığında, takım ona ihtiyacı olduğunda her seferinde istenileni yapmış bir oyuncu. Bu Philadelphia'da oldukça sıkıntılı bir takımda bile gösterdi bunu. Miami'de daha düzenli, organize bir takımda da gösterdi. O da çok müthiş bir lider. Savunmada hala çok elit seviyede. Çok iyi bir kondisyonu var. Çok dakika oynayabiliyor hala, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen. Ve ligde belki en iyi faul aldıran oyunculardan biri. Bu kısalar arasında. Ve bunu playofflarda da yapmaya devam ediyor. Mesela bunu Harden'ın bile playofflarda bunu yapması düşer genelde. Jimmy Butler bunu acayip bir şekilde devam ettirdi. Evet. O çok kritik bir konu. Özellikle işler sıkıştığında yarı sahaya indirgendiğinde oyun size hemen faul çizgi yani mesela bir seri yediğinizde o seriyi durdurmak için kolay basket üretebilmek veya serbest atış çizgisine gitmek çok kritiktir. Jimmy Butler bunu hep çok iyi yapıyor. Ne kadar daha, kaç yıl daha bu seviyeyi sürdürebilir emin değilim. Çünkü bu sene özellikle dönem dönem şut atmayı unuttuğu dönemler oldu. Ama çok çok akıllı bir oyuncu. Çok mücadeleci bir oyuncu. Ve diğerleri gibi yani takımının en iyi oyuncusu olarak şampiyonluğa oynayabilecek bir takım yaratabileceğini gösterdi. Benim için de bu basamak o anlama geliyor zaten. Ya onu zaten kesinlikle gösterdi. Zaten hani bu karşılığı yok. Ben sadece şunu Butler'da şunu düşünüyorum.
Mesela bu listeyi şu an için yapacak olsam Butler'ı bu iki ismin üstüne koyarım. Yani onu bir, ama çok az var. Hatta Embiid'i emin değilim. Tatum'un üstüne koyarım Butler'ı. Ama Butler'ın şunu da kabul etmek lazım. Miami Heat'te oynadığı rol onun için olabilecek en iyi rol belki de. Yani bunu Philadelphia'da da iyi yaptı Butler. Ama mesela bu playoff'larda Miami 21 maç oynadı. Bunun yanılmıyorsam ya 8 veya 9'unda Jimmy Butler 18 sayıdan az attı. Yani oynadığı takım özellikle Dragic sakatlanmadan önce ilk 3 turda bazen Dragic tamamen kontrol, yani tamamen değil de birinci kontrole geçiyor. Bam Adebayo'nun üstünden oyun dönebiliyor. Duncan Robinson ve Tyler Hero'nun yaptığı katkılar. Jimmy Butler ara sıra geri çekilip mesela sonda ağırlığını koyuyor. Bu çok değerli bir şey ve bu Jimmy Butler'ın yapması, en yapması gereken şey. Yani bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Zaten bunu yapmadı ve bunu yaptı ve takım finale kaldı. Ama etrafında çok daha o işleri yapamayacak oyuncular olduğu zaman sürükleyiciliği bence diğer, yani bu listedeki önümüne koyduğum oyuncular kadar yüksek değil. Ve bu Jimmy Butler'ı eleştirmek için değil ama diğer oyuncular da onun olduğu kadar ortamlarda iyi değil. Yani mesela Embiid'e buradan dönebilirsek, Embiid belki de playoff'larda yani etrafında olabilecek en kötü takım var. Yani ne düşün, yani Embiid'in etrafında ne kadar kötü bir takım kurabiliriz diye düşünürsen, yani 4 numaraya Al Horford hani şut atıyor gerçi ama hani hafif sakat, yaşlandı Al Horford. İşte yani Ben Simmons sakattı ama dışarıdan şut denemeyen bir şey koyalım. Dış oyuncu tarzı bir şey koyalım. İşte şutörlerimiz, hani Furkan'ı orada eleştirmek istemiyorum ama Furkan da hani playoff'ta şampiyon oyuncu, çok yeni bir oyuncu. Yani öyle, yani takım mühendisi olarak Philadelphia çok geride. Ona rağmen Embiid bireysel olarak yani pas vermese de, hani şu şey çok komik bir istatistik. Asist oranı playoff'larda Embiid'in %8. Bu ilk turda, yani bu trajikomik bir rakam. O da ben playmaking'ine eksik yazdık ve eksik. Ama ne olursa olsun o katkıyı verebilen bir oyuncu Embiid'e bence sürükleyicilik olarak savunma ve hücumu beraber olduğu zaman Butler'ın bence özellikle seneye önünde olması yüksek ihtimali var. Çünkü yaşı da gelişmeye Jim Butler'dan daha müsait bir yaşta. O yüzden ben hani Embiid'in bir de uzun bir oyuncunun elit savunmacı olması, savunmayı etrafında Embiid'in kurmak çok daha rahat Butler'a veya Tatum'a göre pozisyon itibariyle. Ve Embiid dışarıda switch iyi, yani iyi edebilen uzunlar arasında. Hani belki bir Bam Adebayo kadar olmasa da switch edebiliyor. O açıdan ben hani onu biraz daha, yani bir gıdım daha önde görüyorum. Ama şöyle bir durum var. Embiid'in hani sakatlıkları ve kendini forma sokması, kilo vermesi, iyi bir forma girmesi eleştirilip düşülebilir. Ona katılıyorum. Tatum Butler'ı düşündüm. Ben Tatum'u şöyle öne koydum. Playmaking'de yaptığı gelişim hala bu sezonun içinde vasat olsa da playoff'ta vasattan yıldıza bir adım attı. Seneye onu da geliştireceğini düşünüyorum. Ve seneye yaptığı gelişimle Butler'ın biraz da önüne geçeceğini düşünüyorum bir gıdım. Yani o yüzden öne koydum. Evet, zaten bana bu ilk 10'da olmayan oyuncular arasında seneye liste yapsak kim ilk 10'da olur desen Jason Tatum derim. Yani bu sezon içinde o kadar gelişti ki, yani normal bu gelişimle devam etse zaten yani ilk 10'u değil ilk 5'i bile zorlayabilecek potansiyeli olan bir oyuncu. Biraz daha bence karar almada gelişmesi lazım. Daha keskin karar verip daha agresif olmalı. Bazen topu aldığı zaman ekstra fazla dribbling yapıyor. Hemen şuta kalkmıyor. Bazı şut tercihlerini de geliştirebilir ama pozisyon hazırlamada ve pasörlüğü o kadar çabuk ve iyi şekilde gelişti ki onu da geliştirecektir kesinlikle. Embiid konusunda, Harden konusunda dediğimin aynı şeyi diyeceğim. Yani o kadar çok istiyorum ki başka bir takımda onu görmeyi. Heba ediyorlar Embiid'in yeteneklerini. Bu ligde en kuvvetli ve en iyi post-up silahı belki Embiid. Ve etrafında hani şutörü geçtim. Yani zaten etrafında 3 tane 4 numarayla oynuyor. En iyi oyuncunuz 5 numara. İlk 5'in geri kalanının 4'ünün 3'ü en iyi pozisyonu power forward. Yani böyle bir saçmalık. Yani şutörü geçtim. Topu ona indirebilecek pasör bile yok. Yani Ben Simmons olmadığı zaman topu indiremediler adama. O yüzden hani Philadelphia'nın playoff sıkıntılarının hiçbir şekilde Embiid'de olmaması, o sorumluluğun Embiid'de olmaması lazım. Playoff'larda geçen sene müthiş bir performans sergiledi Toronto serisinde. Bence
başka bir takımda veya etrafında başka oyuncularla çok çok daha değerli olabilecek bir isim. Bir faul aldırma makinesi o da Jimmy Butler gibi. Durdurulamaz bir güç içeride. Bir de tabii 40 dakika oynayabilir mi? Ne kadar önemli bir faul problemi stamina olarak, o da önemli bir konu. Yani evet. Bir 7 maçlık seride. Bir de dediğin gibi sağlık problemleri sebebiyle fiziki peak'i, zirvesi daha erken olabilir. Yani bu yaşları olabilir. Ha. O yüzden daha kaç sene bu seviyede oynayabilir? O çok, ondan çok emin değilim açıkçası. Tamam, o zaman bir listemize yine geri dönelim bakalım. Bundan sonra biraz daha hızlanabiliriz zaten artık. Hani ilk 13-14'ü konuştuk programda. Evet, çok uzamasın. Evet. Ben bu basamakta benim bir isim daha vardı. Onu söyleyeyim. Birisini sen istiyorsan. Ben Paul George'u da Embiid ve Tatum'la aynı basamağa koydum. Bunu belki garip bulanlar, eleştirenler olabilir. Playoff'ta gerçekten kötüydü. Ama şunu unutmamak lazım. Paul George hala çok volümlü ve istikrarlı bir şekilde her sene %40'ın üzerinde üçlük sokuyor. Bu sene %41 ile üçlük attı ve maç başına 3'ten fazla üçlük sokuyor Paul George. Bu bazen unutuluyor. Paul George çok yönlü bir oyuncu olduğu için çok şeyi yapabiliyor hücumda. Ne kadar elit bir şutör olduğu unutuluyor. Bence bu ligin hala en iyi ikinci silahlarından biri. Bu bahsettiğimiz plug and play konusu. Alıp herhangi bir takıma koyduğunda istediğiniz verimi alabileceğiniz bir oyuncu. Çünkü onun da eksik yönü çok yok. Ama tabii bazı mental veya psikolojik sorunları olduğu da aşikar. Bubble'da çok kötüydü. Kendini tekrar eden bir sakatlık durumu da olabiliyor dönem dönem. Ama o, yani şimdi onlar tahmin edilmesi zor durumlar. Yani normal şartlarda ben Paul George'un hala bir şampiyonluk takımında en iyi ikinci oyuncu, hatta etrafında doğru parçalarla bir playoff takımında birinci opsiyon bile olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ya aslında bu dediklerin mantıklı, şunu unutmamak lazım. Paul George 2019 sezonunda MVP sıralamasında üçüncü oldu. Yani ama bu, aslında ben bu argümanı sana söyleyeyim, şimdi tersine kullanacağım. Şimdi Paul George'un kariyerine bakarsak her sezon normalde 21, 22, 23 sayı ve kariyerinde bir sezon var. O Thunder sezonu 28-29'a çıktığı sayı olarak MVP sıralamasına girdiği. Artık ondan bir sezon daha geçti. Hani biraz sakatlıkları da vardı ama yaşı da yaşlanıyor ve Paul George sakatlıkları olabilen bir oyuncu. Hani küçük küçük orada burada. Bana sanki o MVP sezonu normalinin üstünde ve normali bu bubble olmasa da o MVP sezonuyla bu normal sezonun arasında bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden artık özellikle de yani hala peakinde 30 yaşına gelecek ama Paul George'un da bence o patlayıcılığı daha 26-27 yaşına daha uygun ve ciddi sakatlıklar geçmiş bir oyuncu. O yüzden hani çok da ilerleyeceğini düşünmüyorum. O açıdan artık yani bir düşük tier playoff takımda en iyi oyuncu olabilir ama konferans finali oynayan bir takımda en iyi oyuncu çok olabileceğini, ancak böyle bir muhteşem Miami formatına yakın bir şey olursa belki, ama çok ekstrem bir durum. Hem normalde ona çok çıkabileceğini düşünmüyorum. Bir de savunmadaki o muhteşem ayak çabuğuyla yaptığı o çok hırçın savunma da artık biraz eski günlerinde kaldı. Yani hala çok iyi bir savunmacı. Hala en iyi savunmacılardan ama yani şöyle diyeyim. En iyi 3-4 savunmacıdan değil artık bence. En iyi atıyorum, tam bilmiyorum rakamını ama 10-12 olsun. Yani bir rakam hani söyle. O tarzı düştüğü için biraz da playofflarda bu bubble'da olan psikolojik problemi gerçekten ayrı bir tarafa koymak istiyorum. Yani çok bubble zorlu bir durumda olabilir. Ama Paul George'un kötü oynadığı başka playoff serileri de gördük kariyerinin son senelerinde. O yüzden hani 14-15'ten biraz daha geriye çektim. Önüne koyduğum oyuncular da hep görebilirsin sen de. Hani Towns, Beal, Trae Young, Mitchell, Booker hepsi trend yukarı bakan oyuncular. O yüzden hani seneye onlar Paul George'un önüne geçebilecek diye bir varsayımla koydum. Tabii bu bütün genç oyuncular iyileşecek diye bir şey yok. Yani aslında ihtimal olarak o 3-4 oyuncudan birinin Paul George'dan daha kötü olması aslında yüksek bir ihtimal seneye. Çünkü herkes aynı şekilde gelişmiyor ama hepsinin o gelişme ihtimali var bence. Evet. Ya haklı olabilirsin. Çünkü 4 sene üst üste oldu artık Paul George'un playoff'ta beklentilerin altında kalması. Ama ya bahsettiğin 2018-2019 senesindeki performansı o kadar iyiydi ki ligin en iyi birebir savunmacılarından biri. Ya o burada top 10'e giren performans mesela bu listede. O performans. Evet. Ya da zorlayan. 10-11'i zorlayan yani. Yani ondan sadece 1,5 sene falan geçtikten sonra o kadar da düşmüş olması bana pek gerçekçi gelmiyor açıkçası. Ama işte bubble'dan çıkarımlar yapmak zor olduğu için sezon başladığında daha iyi bir fikir sahibi olabiliriz. Ben hala mesela o programı yaparız.
Paul George'u bu seviyede gördüğüm için ben sezon bugün başlasa Clippers'ı yine şampiyonluğun favorisi olarak görürüm. Evet, onu konuşuruz. Ben de daha düşüneceğim onu. O zaman bir son karşılaşmamızı yapalım. Sonra da listeyi kapatırız. Son karşılaşma bu bahsettiğim genç oyuncular arasında. Yani bu aslında belki de en heyecan verici karşılaştırma. Yani burada Trae Young, Mitchell, Booker, Murray yaş ortalaması 12-13 falan yani bu oyuncuların. zaten özellikle Trae Young'ın yüzünden de görebilirsiniz bu gençliği. Burada bir de benzer pozisyonda var. Yani hani 1-2 hani biraz daha combo guard'a yakın veya daha point guard'a daha yakın Trae Young. Ama dış perimetre oyuncuları hepsi yani mesela Trae Young ve Booker belki de daha biraz daha da elit şutörler ya da Murray'in çıktığı. Ama hepsi iyi dışarıdan şut atan, içeri de girebilen, iyi de pas dağıtabilen benzer oyuncu tiplerinde. Ve hepsinin de gelişeceğini düşünebiliriz ileriye dönük. O yüzden mesela bence buradaki bir önemli soru da önümüzdeki sezon hangisinin daha çok gelişeceğini düşünüyorsun da buradan bir önemli. Mesela burada yapabileceğimiz en net karşılaştırma mesela Mitchell ve Jamal Murray belki de NBA tarihinin şöyle diyeyim. Jamal Murray ve Donovan Mitchell bir seride 4 kere 50 sayının üstüne çıktı. Bu bütün NBA tarihi playofflarında herhangi bir playoffta 4 kere 50 sayının üzerine çıkılmıyor bütün playofflarda. Bu adamlar bir seride çıktı. Böyle bir playoff falan görüyorlar. Murray bunu devam da ettirdi ileriki turlarda. Sen ne düşünüyorsun? Bu iki oyuncu üstünden başlayalım. Murray ve Eda Murray'den başlıyorsan. Yani önümüzdeki sene ne kadar korur? Ben sana şöyle pas atayım. Bu playofflar öncesi bu dört oyuncu arasında hani sezon bittiğinde bence net bir şekilde en düşük olan Jamal Murray'di. Ve aralarında fark vardı bu üç oyuncu ve Murray arasında. O yüzden yani benim Murray'i bu oyuncular arasında daha sonlara, benim listede koyduğum yer çok daha sonra sana göre. Bir şüphem var yani kesinlikle seneye daha iyi oynayacak ama bütün şu an kariyerinde oynadığı mı yoksa son playofflarda oynadığı mı o zor bir soru. Şeyin de altını çizeyim. 2019 playofflarında da iyi oynadı Murray. Özellikle bir 7-8 maçlık dönemde ama bu seneki seviye kadar değil tabii. Evet, katılıyorum. Yani bu egzersizi birkaç ay önce yapsak Jamal Murray ilk 25'te kesinlikle yer almazdı. Hatta ilk 35'e yani, bile girmezdi evet, herhalde diye düşünüyorum. Evet. Yani daha 2 dakika önce Bubble'dan çok büyük çıkarımlar yapmamak lazım diyen ben o büyük çıkarımı Jamal Murray özelinde yaptım ve kendisini 18. sıraya koydum. Tabii dediğimiz gibi bu oyuncuların hepsi aynı basamakta. O yüzden hepsinin argümanı var birbirinin üstünde olmak için. Benim sıralamam Jamal Murray, Devin Booker, Trae Young ve Donovan Mitchell olarak hemen birbirinin arkasında oldu. Sebebini özellikle Jamal Murray, Mitchell bahsettiğin gibi çok dikkat çektiği için ondan bahsedeyim. Bana Jamal Murray biraz daha çok yönlü bir skorer gibi geliyor. Daha sofistike ve daha fazla silaha sahip bir hücum oyuncusuymuş gibi. Yok içle ikili oyunları olsun, gerek içeriden akrobatik bitirebilmesi olsun, dışarıdan üçlükleri olsun ve daha iyi bir pasör Donovan Mitchell'a göre bence. Bunu Denver'ın bazı çok ekstra olağanüstü paslar verdiği maçlar oldu özellikle Clippers serisinde. Bir yani topla daha topla ilişkisi daha iyi bir oyuncu gibi geliyor Donovan Mitchell'a göre. Ve çok genç. 23 yaşında sadece. Bu gelişimini sürdürebileceğine de bir hani bahis gibi aslında bu. Ve tavanı daha yüksek gibi geliyor bana Jamal Murray'in. Donovan Mitchell hiç eksiği olmayan bir oyuncu. Zaten senin de yazdığın şeyde yani elit seviyesinde bir özelliği yok belki. Yıldız savunmada kesin daha iyi Jamal Murray'den. Ama Donovan Mitchell'ın bir iki seviye daha yükseği var mı? O konuda soru işaretim var açıkçası. Ne kadar verimli, takım sürükleyici bir hücum oyuncusu olabilir? Çok emin değilim. Jamal Murray'den de emin değilim ama bana Jamal Murray'nin tavanı daha yüksekmiş gibi geliyor. Bilmiyorum bu konuda bir yorum yapmak ister misin? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben geçeyim. Mitchell'ın bu karne hani şeyini verirken skorerlikten yapan şeyi bayağı düşündüm yani skorerlik elit olsun mu? Playoff etki eksiklik elit olsun mu? Çünkü Donovan Mitchell'ın ilk turda yaptığı performans görebilirsiniz burada 75 pozisyon başına 38 sayı yani Michael Jordan atar. Başka bir iki oyuncu daha atar. Başka kimse atamaz yani bir seri boyunca. Karşı takım Nuggets olsun olmasın yani. Nuggets özellikle o serinin ilk 3-4 maçına çok kötü savunma yaptı. Ama Mitchell'ın şöyle de söyleyeyim. Mitchell'ın etrafında yok hiç gibi bir adam yok hücumda. Yani o çıktığı seviye o kadar yüksek bir seviye ki sadece o sebeple skorerliğini elite geçirebilirdik. Ama elite çıkarmama sebebim şuydu.
Mitchell'ın asıl sıkıntısı bence skor sayı atarken çok az faul çizgisine gidiyor. Yani maç başına 4-4.5 faul atışı kullanıyor. Çok düşük bir sayı bu gerçekten. Ve bu şekilde yüksek hacimle skorla bulup verimli olmak çok zor bu kadar az faul çizgisine giderken. Bu playofflarda onu da değiştirdi. Daha fazla faul çizgisine gitti. Ve bence seneye onu daha da sürekli halde faul çizgisine gidebilirse, yani bu kontaktan kaçınmazsa veya onu almayı daha iyi öğrenirse, bu genç oyuncuların geliştirmesi aslında çok kolay bir şey değil. Yani o yüzden playofflar yapması bence çok iyi bir işaretti. Hem skorerliğinin hem playoff etkisinin mesela seneye ben çok rahat elite çıkabileceğini düşünüyorum. Ve senin hani Murray hakkında bir sonraki sezona yaptığın bubble'dan çıkarımı da ben Mitchell hakkında yapıyorum. Yani öyle bir fark var. Murray hakkında da yapıyorum ama Mitchell benim kafamda gördüğüm zaten eksikleri böyle küçük olan şeydi ve onları iyi gidermiş gibi geliyor. O yüzden ben Mitchell için çok umutluyum. Bir de şey notunu da etkileyeyim. Bu Murray ve Mitchell'ın birbirine karşı yani acayip şekilde oynaması yani takım olarak. Şöyle bir önemli tarafı var. Bubble'ın ilerleyen turlarında herkes 50 atmaya devam etmedi. Yani sonuçta bu Nuggets'a karşı Kawhi de oynadı, Paul George de oynadı. Donovan Mitchell gibi çıkıp 50 atmadılar. Yani bu tabii ki birebir bunu karşılaştırmak çok mantıklı değil. Yani bir sürü orada faktör var ama demek istediğim hani şey değildi. Bubble özelinde böyle olduğundan suni bir şekilde artan bir performans değildi bence. Bubble'ın içindeki en etkileyici performanslardan biriydi. Evet. Ya Donovan Mitchell da bu arada Jamal Murray'den bir yaş büyük. Yani o da yaşlı evet, bir oyuncu. O da çok genç bir oyuncu. Ama Donovan Mitchell çaylak sezonunda da bundan sanki çok farklı bir oyuncu değildi gibi. Yani tavanı biraz daha sınırlı derken biraz bahsettiğim oydu. Çaylak sezonunda da playofflarda çok çok iyiydi gerçekten, bir çaylaktan beklemeyecek. Önce OKC'yi yenmişlerdi. Sonra Houston'a elenmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Ve çok çok iyi oynamıştı. Yani standardı belli ve tabanı Jamal Murray'den yüksek olabilir. Ama işte o aynı şeye geliyoruz. Yani geçtiğimiz 2-3 senede Jamal Murray'nin gösterdiği gelişimi görmediğimiz için hani aynı yani gördük. Ama normal sezonda Murray o gelişimi göstermedi yani. Öyle bir sıkıntı da var. O da doğru. Yani sadece başka bir oyuncuya döndü. Ya çok detay yani evet, çok, çok detaylar zaten. Biraz da tercih meselesi de olabilir burada. Ben biraz şeyden bahsediyorum. Trey Young'ın bence çok yani bundan bir önceki programda bahsettim. Bence olduğundan çok daha düşük görülen bir oyuncu. Ben belki yani şaşırabilir insanlar bu kadar yukarı yazdığımı. Sonuçta 16'ya koydum Trey Young'ı ama bence Trey Young'ın kattığı hücumda yaptığı yani bu 75 pozisyon başına 29 sayı atıp %60 verimle yani lig ortalamasından 3-4 puan yüksek ve takımının attığı her iki sayının birine asist yaptı. Yani tamam çok kötü bir takım ama Trey Young oyundayken vasat bir hücum takımıydı. Hani vasat iyi değil zaten. Vasat olmak iyi bir şey değil ama etrafındaki oyuncular düşündüğünde o takımı vasata taşıması hücumda bence NBA sezonunun en konuşulmayan başarılardan biriydi. Savunmadaki sıkıntısı zaten şöyle düşünebiliriz. Bir sürü oyuncuya elit falan yıldız diye not verdik. Kötü çok az verdik. Yani kötü bir tek Trae Young ve Devin Booker'ın savunmasına verdik. Hatta Devin Booker'ın savunması belki kötünün eksiğe de biraz bence, daha... Evet, onu evet, diyecektim ona, ben de eksik bence. Eksik olabilirdi yani. Onu da hani belki yanlış yaptık ama Trae Young savunma tarafında bu listedeki en kötü oyuncunu kabul ediyorum. Ama hem kısa oyuncunun savunma eksiklerinin kapatılması biraz daha kolay hem de fiziği tabii ki çok gelişmeyecek. Belki biraz güçlenir. Ama en azından biraz daha savunma oyunu biraz daha daha iyi parça, iyi bir savunma takımında eksikleri kapatılarak daha tolere edilebilir bir seviye getirebilirse bir hücum silahı olarak çok önde görüyorum Trae Young'ı. Yani skor üretme ve playmaking. Burada playmaking'e de yanlış renk koymuşuz. Elit, yani daha kırmızı elit seviye olması lazım. Şu anda mesela bence NBA'in hani Lillard ve Curry ile birlikte o dışarıdan üçlük atmada en iyisi. Yani ve floater atmada, potaya tam gelmeden atmada en iyilerden. Onlardan adam geçmede en iyilerden. Onlardan yüzden, bile daha iyi pasör yani bir de. Pasör olarak daha da iyi pasör, evet. Yani o yüzden o kombinasyon bence çok patlayıcı. Katılıyorum. Hücum konusunda kesinlikle katılıyorum. Ligin belki de en değeri verilmeyen hücum oyuncularından biri. Müthiş bir silah. Rezalet bir takımda oynamasına rağmen. Savunmasının kötülüğü beni sadece biraz daha endişelendiriyor. Çok yani, kötü olduğu için kapatılamayabilir yani diyorsun. Yani buraya kötü yazmışız. Onu ayrı bir seviyeye çekmek lazım. Yani çünkü
Bu ligin belki de en size'sız oyuncusu Isaiah Thomas'la beraber. Yani rotasyon oyuncular arasında ben ciddi süre alıyorum. Evet, yani savunmada hiçbir etkisi olamıyor. Yani yardım getirdiğinde pek bir işe yaramıyor. Birebir de kimsenin önünde kalamıyor. Bilmiyorum gelişebilir mi? Çünkü çok kısa ve çelimsiz bir oyuncu. Mutlaka öğrenecektir, gelişecektir ama playoff'larda çok ciddi bir dezavantaj olmayacak seviyeye gelebilir mi? Ondan çok emin değilim. Evet, o iyi bir soru. Ama yani gerçekten tek başına yani şey seviyesine gelecek, o belli. Steph Curry ve Lillard gibi tek başına koyduğunuzda hücumunuzu çok iyi seviyeye tek başına getirebilecek bir seviyeye gelecek bence. Ondan neredeyse eminim yani. Evet, tabi burada tek başına derken şey de diyoruz yani. En azından bir ortalama yakın takım olması lazım. Yani şu tabii oyuncuların... Senle beni koyarsak olmaz tabii de. yani hani onu da belirtelim. Devin Booker da bence bu sene attığı aşama topsuz sayı bulmada çok önemliydi. Yani Ricky Rubio yanına geldikten sonra şeyi görebilir izleyicilerimiz. İkilik atışlarda asist oranı %40. Aslında böyle bir kısa gardı için yüksek. Yani mesela diğer oyunculara bakalım. Murray playofflarda 26, Donovan Mitchell 20, 15, Trae Young 16. Bu Booker'ın da kariyerinde 25-30 civarındaydı. Yanına Ricky Rubio gelince asist üzerinden attığı sayı oranını çok iyi arttırdı. Çünkü topsuz muhteşem hareket ediyor. Hem içeri kat hem dışarı curl screenlerden çıkmayla bence bu çok iyi bir silah. Çünkü hücum bunu playofflarda durdurması daha zorlaşıyor. Çünkü sizi toplu ikili sıkıştırma geliyor mesela. Pası atıp dönüp bu Steph Curry'nin yaptığı şekilde şut bulmada Booker o işte en ilerden biri olmaya geldi NBA'de. Zaten şutu muhteşem. Patlayıcı skorerliği, dinamizmi, top driplingde kendi mesafe yaratabilmesi, geri çekilerek orta mesafeden şut, dışarıdan şut atabilmesi zaten muhteşem seviyede hepsi. Playmaking'ini daha da geliştirebilir iyi seviyede. Savunması ve belki yani, Trae Young aynı seviyede değil tabii ki ama savunmada eksik olduğu bir gerçek. Evet ve yani Devin Booker da 23 yaşında bir oyuncu ama 5 senedir NBA'de oynayan bir oyuncu. İlk veteran da oldu çok yani. Genç. Evet, aynen veteran oldu. Dediğin şey çok doğru. Yani bundan önceki sezonlarda biraz yapabileceğinden fazlasını yaptırmaya çalıştılar Devin Booker'a. Biraz daha point guard gibi oynuyordu. Ve bunu çok iyi yapamadı. Daha iyi bir pozisyon bitiricisi. Yani Ricky Rubio topa sahip. Devin Booker daha fazla ona hazırlanan pozisyonları bitirme pozisyonunda ne kadar iyi olabileceğini gösterdi. Dediğim gibi bence bu yani bu dört guard birbirine benzer oyuncular ve o kadar heyecan vericiler ki yani listede birçok veteranı, Chris Paul gibi isimleri liste dışı ittiler. Öyle bir gelişim gösterdiler ki. Sana şöyle bir soru sorsam. Hı-hı. Bu dördü arasından önümüzdeki sezon için değil de kariyerleri açısından önümüzdeki 10 sene için sen hangisini en üstte görüyorsun? Ya ben herhalde Trae Young'ı görüyorum. Çünkü sadece de 2 sene oynadığı için henüz. Hani kendini geliştirme açısından da daha çok olanağı olacağını düşünüyorum. Ve onun sayı üretme ve pas yeteneği bence o kombinasyon diğer ikisinde yok. Ve savunmada daha kötü olduğunu kabul ediyorum fiziksel olarak da. Ama bence bir guard'ın onu katabilmesi daha önemli. O yüzden herhalde Trae Young'ı seçerdim. Sen hangisini düşünüyorsun? Ben de katılıyorum. Hı. Yani önümüzdeki sene için ben Jamal Murray ve Devin Booker'ı bir tık Trae Young'ın önünde görüyorum. Hı. Ama kariyer açısından Trae Young'ın potansiyeli uçsuz bucaksız bence. O zaman bir sonu konuşalım. Son koyduğumuz oyuncuları çok daha uzatmadan. Bir de şey de konuşuruz. Hani kim dışarıda kaldı çok yakındı. Hani sonlara koyacak olsak ben hani Kyrie'yi burada bir küçük parantez açalım. Kyrie yetenek olarak bu listede daha yukarı çıkabilecek bir oyuncu. Ama onun kimyasal takıma getirdiği sorunlar kimya açısından, kimyasal silah oldu neredeyse. getirdiği sorunlar yani çok aşikar ve farklı takımlarda da oldu. Yani bu artık hani şey dersin mesela Jim Butler Minnesota'da onun bunun şeyini gözünü yarıyordu neredeyse. Adam Miami'ye gitti. Ne oldu belli oldu yani. Kyrie nereye gitse sıkıntı yaratıyor. Bakalım seneye Durant'le birlikte mesela seneye şöyle bir senaryo olur yani. Olası değil ama mümkün. İşte Nets şampiyon oluyor. Durant dönüyor. Finals MVP Kyrie oluyor. Çünkü Durant'e göre çok daha iyi bir seri geçiriyor falan filan. O seviyeye çıkabilecek bir oyuncu ama aynı zamanda 32. maçtan sonra İşte ben Durant'in eski Durant kafasında olduğunu düşünmüyorum. Onun aşil sakatlanmış ama aşilinden beyinle bir bağlantı da gitmiş falan diye böyle bir laf da edip yani sezonu da bitirebilir. O yüzden ben 20'ye koydum. 18'e 19'a koyulur, 17'ye koyulur, 21'e koyulur. Hani öyle bir düşünüyorum. Katılıyorum. Ben buradan Bam'e biraz bahset istiyorsan.
Hani sen 23'e koydun, ben 21'e koydum. Sonra Rudy Gobert'i koydum. O da savunmada sizi elit savunmaya çıkarmada bence Embiid'le birlikte en iyi. Ben bir de yavaş yavaş oraya koyabiliriz. Ben bahset. Sonra da ben de biraz Zion'dan belki bahsederim ve bitiririz. Evet. Rudy Gobert bence yani mesela hiç playoff'ları değerlendirmeye almasak sadece normal sezon için olsa bu bundan çok çok daha yukarılarda olabilecek bir oyuncu bence. Normal sezon için gerçekten müthiş bir isim. Tek başına elit savunma yaratıyor ama playoff'ta değeri biraz maalesef düşüyor. Değişen oyun sebebiyle. Onu boyalı alanın dışına çıkardığınızda kısa oyuncuları kovalama konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Ama son zamanlarda hücumunu da oldukça geliştirdi. Özellikle topu, evet, topu tutma, topu yakalama ve bitirme konusunda. Çünkü o kadar geniş bir oyuncu ki yani top çekim alanı çok yüksek. Topu oraya attığınızda topu tutup yükselip bitirebiliyor. Ve gelişmeye de açık bir oyuncu. Ama tabii çok büyük olduğu için ve çok yani boyuna göre tabii ki mobil ama sonuçta 2.20 bir oyuncudan bahsediyoruz. Daha yani oynatabilmesi biraz daha zor bir isim. Bam Adebayo da bunun tam tersi gibi aslında. Modern oyuna çok uygun. Playoff'larda da aynı değerini koruyabilen bir isim. Tek eksiği onun da dış şut. Ama bahsetmiştik. Formu çok iyi. Orta mesafeden zaten iyi sokuyor. Yakında üçlük atmaya da başlayacağını düşünüyorum. Ve o da çok gelişime açık bir isim. Önümüzdeki sene 20'li sıralardan daha yukarılarda da olabilecek bir oyuncu bence. Ben listemin sonunu Kemba Walker ve Kyle Lowry gibi aslında benzer. Yaşı 30'larda nispeten daha kısa gardları koydum. Sen onu koymamışsın. Onu söylersin nedenini. Ben Kemba'yı koymamın sebebi evet. Kemba'da bir düşüş var. Ama hala bence ligde en değerli özelliklerden biri olan belki de birincisi dribbling üstü şut atmada hala elit seviyede. Playoff'larda daha da değerli oluyor bu özellik. Size sebebiyle mesela dönem dönem bu playoff'larda çok zorlandığı oldu. Bence seneye evet bir ihtimal belki bu listede olmayabilir. Bence listeden çıkmanın baş adaylarından biri. Ama hala sırf dribbling üstü şut atabilme ve pick and roll oynayabilme kapasitesiyle koydum onu. Kyle Lowry de yine hiçbir eksiği olmayan, her şeyi yapabilen, mücadele eden, hücum faul aldıran, şut sokan, penetre eden, kondisyonu çok iyi, çok değerli ikinci, belki çok iyi şampiyonluk takımlarında üçüncü parça olabilecek bir oyuncu. Ama birinci parça olamayacak seviyede bir oyuncu olduğu için de buraya koydum. Sen neden koymadın? Ya neden Diakam'a koydun? Koyabilirdim zaten hemen yani 26-27'ye falan koyarım herhalde. Belki 27-28 olsun. Yaşları sebebiyle ben önümüzdeki sezon biraz daha yavaşlayacağını düşünüyorum. Özellikle Kemba'nın fiziksel olarak da sıkıntılı olduğu için daha da düşebileceğini düşünüyorum. Bir de bu playofflarda alan savunmasına karşı bayağı zorlandığını zaman zaman gördük Kemba'nın. Artık NBA'de biraz alan savunması da yavaş yavaş dönebilir böyle spesifik durumlarda, playofflarda. O açıdan da hani onun oyuncu tipi olarak biraz daha zorlanabileceğini düşünüyorum. Ondan yine ben Siakam ve Zion'ı koydum. Burada Siakam'a şöyle bir parantez açayım. Siakam bence kendini çok iyi geliştiren bir oyuncu. Yani mesela 2019 senelerinden sonra çıktığı seviyeyi daha da arttıran bir oyuncu bu sezon. Playoff'larda Bubble'da çok zorlandı. Çok doğru ama ben o Siakam'ın ona iyi bir tepki vereceğini düşünüyorum. Ve yapamadığı şeylerin üstüne gidip biraz daha onu keskinleştireceğini düşünüyorum. Ve burada Toronto Raptors'da olması da büyük bir şans bence oyuncu gelişimi açısından. Ama Siakam çok genç bir oyuncu değil. Ondan da bahsedelim. Yani acayip daha bunun üstüne çıkıp MVP seviyesine gelecek bir oyuncu değil bence. Ama savunmada hala verdiği katkı, hücumda da ona biçilen rol ona bir gömlek fazla geldi. Aslında daha ikinci rolde, yani ikinci rolde zaten geçti zoraki olarak ama asıl bir numaranın yanında olsa bence o Siakam yani ölçeklenme açısından hücumda da gayet iyi bir oyuncu. Topsuz hareket olsun, bitirme olsun, dışarıdan şutu istikrarı olan bir oyuncu genelde bu playoff'lara çok kötüydü. Yani o risk var. Zion'ı koydum bir de. Burada tabii bir riskli bir tercih. Henüz 20-25 maç oynamış bir oyuncu. Bubble'da çok kötü oynadı. Ama ben Zion'ın yani böyle çok az gelen bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Ve seneye sakatlık tehlikesi olsa da sakatlık yaşamazsa çok üst seviyelere hücumla çıkabileceğini düşünüyorum. Hala savunmada sıkıntılı bir oyuncu olmaya devam edecek bence önümüzdeki en az bir iki sene onu da geliştirmesi sürer. Kariyeri boyunca da belki çok iyi savunmacı da olmayabilir ama
hücumda ben çok iyi bir seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Atletizminin de daha geri geleceğini umarak söylüyorum bunun. Çünkü o Duke'daki ve lisedeki bastı inanılmaz zıplayarak smaç veya blok yüzde belki 85'ine falan çıktı normal sezonda ama oraya da daha da gelirse bu listeye girebileceğini düşünüyorum. O da bir riskli bir tercih. Evet. Yani ben biraz daha görmek istiyorum. Çok inişli çıkışlı. Çok makul görmek lazım zaten de ben hani bir risk aldım. Evet. Yani olabilecek bir risk. Ben de Zion'ın çok 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 potansiyelli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene sonunda listede büyük ihtimalle ilk 25'te olur. Ama şu an öyle bir tahmin yapacak durumda olmadığım için ben listemin daha aşağılarına koydum onu. Sen de listeye giremeyen kim oldu? Biraz ondan bahsedelim istersen. Vallahi listeye giremeyen 25-30 arasındaki oyuncularımı söyleyeyim. Benim en son kestiğim isim Klay Thompson'dı. Klay Thompson belki büyük ihtimalle sakatlıktan eskisi gibi dönerse ilk 25'te yer bulur büyük ihtimalle. Ama onu da görmek istiyorum. Ondan sonra Pascal Siakam, Chris Paul, Jaylen Brown ve Ja Morant benim ilk 30'um. Yani belki işte Ben Simmons'ı koymadınız, Chris Middleton, Brandon Ingram falan diye tepki olabilir ama yani NBA'in de hani yetenek seviyesi o kadar öyle bir seviyeye geldi ki çok burada yer alabilecek oyuncu var. Zaten bu seviyeden sonra aradaki farklar çok, çok ufak azalıyor. Detaylar ve tercihler belirleyici olabiliyor. Ben de çok mezar düşünüyorum. Yani aynı söyleyeceğin isimler bende de var. Ben Simmons'a şöyle bekleme yapayım. Savunmalı kendini çok geliştirmiş olması bence değerini çok arttırıyor. Ben o yüzden aslında çok koymaya yakındım bu listeye. Ama yarı saha hücumunda yani şut atamamanın dışında faul çizgisine de gidip atamaması işleri çok zorlaştırıyor. Yani transition'da muhteşem bir katkı veriyor. Yarı sahada gerçekten yani tabii Philadelphia'da oynaması yüzünden eksiye dönüyor biraz. Başka takımlarda daha da iyi kullanılabilir. Ama en azından biraz daha sayı bulma yani kaldırıp şut atmasa da daha kendine güvenerek içeri gidip faal atıp faal bitirebilse bile bence bu listeye çok rahat girebilir. O basamağı biraz daha atması lazım ve o basamağı 2-3 senedir atamadığı için görmek istiyorum. Yani önce bir atsın sonra koyalım. Yani atacak diye çok düşünemiyorum. Çünkü bunu bu sezonda atabilirdi ve yapmadı onu. O yüzden koymadım. Westbrook'a pencere açabiliriz. Normal sezon iyi bir performans verdi. All-NBA'ye girdi 2-3 aylık bir dönemde özellikle. Sonra biraz playofflarda hem Covid oldu hem de sakatlandı onu söylemek lazım. Yani sonra çok da düşük bir performans gösterdi ama Westbrook'un yaşı da ilerledikçe zaten onu iyi yapan şeyler genç yaşına biraz patlayıcına bağlı olduğu için trendi düşen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bu listeye koymayı açıkçası çok düşünmedim. Ben de kesinlikle pek yani sonra gelen isimler arasında bile yazmamışım. Yani daha da performansının düşeceğini tahmin ediyorum yani bu yaşından sonra. Özellikle şut atmayı iyice unutmuş gözüküyor. Bu seviyelere gelmesi zor bence. Tamam o zaman kapatabiliriz. Bütün oyuncuları konuştuk. 21 bir sonraki sezonda en iyi oyuncular kim olacak diye konuştuk. Hatırlatma değil de bir daha söyleyelim bunu. Bu önümüzdeki sezon ve şampiyonluğa katkı açısından oyuncuların becerileri ve performanslarını değerlendirerek yaptığımız bir listeydi. Çok teşekkürler Cem. Ben teşekkür ederim. Bu listeye katılıp katılmadığınız yönler varsa yorumlarda belirtirseniz oradan da bir tartışma yürütebiliriz. Aynen evet. Yorumlara bekliyoruz. İnşallah işler çok sinirlenmez ama biz o yorumları okuyoruz. Cevap vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. İleriki yayınlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.